Merhabalar sevgili izleyenler, 40'la karşınızdayız. Programımızda konuğuma 40 soru yönelteceğim. Her soruyu yanıtlaması için konuğumun 2 dakika süresi var. Eğer konuğum herhangi bir soruyu 2 dakikadan daha kısa sürede yanıtlarsa, arda kalan süreyi diğer soruları yanıtlamak için kullanabilir. Eğer konuğum herhangi bir soruya yanıt vermek istemezse, o soruyu da pas geçme hakkına sahip. Bu hafta 40'ta konuğumuz ekonomist Selçuk Geçer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel sizi burada görmek. Teşekkür ediyorum. Ben de onur duydum burada olduğum için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz. Şimdi 40 soru, puzzle'ın parçalarını birlikte birleştirdiğimiz 40 soruluk uzun bir maraton. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Hazırım. O zaman başlayabiliriz. İlk soruyla başlayacağım. 1972 yılında Eskişehir'de doğdunuz. Liseyi Eskişehir Odunpazarı'nda Ahmet Kanatlı Lisesi'nde okumuşsunuz. O yıllarda yüzmeyle de ilgilendiğinizi biliyoruz. Eskişehir'in çocukluğu ve gençliği yaşamak için çok güzel, çok özel, çok renkli bir şehir olduğundan bahsedilir. Sizin o yıllardan geriye aklınızda neler kaldı? Ne gibi anılarınız ve hatıralarınız var? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Annenizle babanız nasıldı? Ne gibi ilişkileriniz vardı? Annenizle babanızla ilişkileriniz nasıldı? Hepsini merak ediyoruz ve bu soruda yanıtlamanızı rica edeceğim. Ama asıl soru gelsin. Selçuk Geçer nasıl bir ailede büyüdü? Harika bir ailede büyüdü. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Müthiş bir annem vardı bir kere. Babam da çok renkli bir adamdı. Çok keyifli bir adamdı. Biraz despottu tabii. Klasiktir o. Yani eskilerin despotluğu vardır ya, biraz sert görünmek gerekir herkese karşı. Ama bize karşı son derece yumuşak ve son derece verici bir adamdı, öyle söyleyeyim. Pek çok şeyi öğrenmemizi isterdi. Bugün ben evimin her yerini kendim tamir edebilirim onun sayesinde. Annem de alışılmışın dışında bir kadındı. Şöyle söyleyeyim, Eskişehir'de en çok kitap okuyan kadın ödülünü almış bir isimdir. En çok kitap okuyan kadın ödülünü o dönemin valisinden almıştı. Bize de geçirdi onu. Okumak bizim için keyiftir. Birlikte vakit geçirmek bizim için çok keyifli bir şeydir. Çekirdeklerimizi alırdık biz de. Televizyonun karşısına geçerdik tek kanallı dönemde. Hiç unutmuyorum. Pek çok kişinin evinde renk televizyon yokken babam Almanya'dan bir renk televizyon getirmişti. Ve saat 12'deki maç yayını beklemiştik. İlk defa yeşil sahayı görebilmek ve renkli televizyonu görebilmek adına yine çekirdeğimizi çitlemiştik. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok mutlu bir çocukluk geçirdim ve onun belki de şu anda devamını yaşıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Pekala. Bu arada Eskişehir de müthiş bir yerdir. Yani Eskişehir yani dünyada yaşayabileceğiniz en güzel kentlerden birisidir. Arkadaşlık olarak, dostluk olarak, ilişkiler olarak, yaşam standartları olarak, modernizasyon olarak Eskişehir müthiş bir kenttir. Onu da burada belirtmeden geçmemiş olayım. Pekala. Biraz da gençlik yıllarınıza dönmek istiyorum. Peki. Gençlik yıllarınızdan da bahsedelim. Çünkü üniversite yıllarını Ankara'da geçiriyorsunuz. Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezunsunuz. Tabii Gazi Üniversitesi içerisinde siyasetin çokça konuşulduğu, içerisinde yaşanan bir takım olaylar sebebiyle de zaman zaman gündeme sıkça gelen bir üniversite. Sizin de okuduğunuz yıllardan günümüze kadar özellikle kendisini milliyetçi olarak adlandıran kesimlerinde kalesi olarak nitelendirilebiliyor. Üniversite döneminde, gençliğinizde, o yıllarda siz de bu kesimlerden etkilenip onlarla aynı fikri paylaştığınız bir dönem oldu mu? Siyasi bir gençlik mi yaşadınız? Yoksa aslında biz bu soruda üniversitedeki siyasi görüşünüzü de merak ediyoruz. Ama asıl soru gelsin. Selçuk Geçer'in siyasi görüşü ne? Ben solcu Atatürkçüyüm. Yani ortaokuldan itibaren, yani üniversitede etkilenmedim ben. Ortaokuldan itibaren kendimi birazcık tanımlamaya başladığımdan itibaren sorgulamaya da başladım. Sol görüş bana daha yakın geldi, daha insancıl, daha sosyal geldi. O nedenle solcuyum. Onun yanında da Atatürkçüyüm. Atatürk'ün de bir solcu olduğu kanaatindeyim bu arada. Yaptığı devrimlerde de bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ama benim kafamdaki solculuk bir komünizm değil. Yani biz hardcore bir komünizmden bahsetmiyorum. Ya da işte bugüne kadar demir perde ülkelerinde yaşanan sosyalizmden de bahsetmiyorum. Ben insan odaklı bir sosyalizmi, solculuğu savunuyorum. Nitekim işte bugün Norveç'te, İsveç'te gördüğünüz şey bu.
Planlı karma ekonominin olduğu, yarı devletçi, yarı liberal ekonominin hayatta olduğu, insan odaklı, gelir dağılımındaki adaletin sağlandığı, orta kesimin daha üst seviyelerde olduğu o gelir dağılımı tablosunda, fakirin az olduğu, zenginin az olduğu bir yapıdan bahsediyorum ben. Bu benim hayat görüşümdü, hep hayat görüşümdü. Hiç kimsenin kimseyi küçük görmeyeceği, kimsenin kimseden üstün olmadığı, inançlara karışılmayan, görüşlere karışılmayan, herkesin bir birey olarak kabul edildiği bir yapıdan bahsediyorum. Belki çok sevgi kelebeği gibi konuşmuş olabilirim ama ben hep böyle baktım hayata ve bu bakış açısı da beni hiçbir zaman yanıltmadı, hiçbir zaman mutsuz etmedi. Onu da söyleyeyim. Ha, Türkiye öyle mi yaşıyor? O apayrı bir tartışma konusu. Ben öyle bir yaşamı hedefleyerek aklımdan geçen her şeyi söylemeye devam edeceğim. Pekala, şimdi Selçuk Bey, bazı insanlar çok tanınsa bile onların hakkında aslında çok fazla bilgi var gibi görünse de çok az bilgiye vakıf olabiliyoruz. Bundan kastım şu, işleri dışında işte baktığımız vakit otobiyografileri, kariyer planlamaları, kariyerlerindeki geçişler dışında aslında çok bilgi var gibi gözükse de az bilgiyle karşılaşabiliyoruz. Çünkü özel hayatlarına dair çok az bilgi olabiliyor. Tabii kendilerini, kariyerlerini ön plana tutup aile yaşantılarını da arka planda tutmak istiyor olabilirler. Bu da bir tercih meselesi. Acaba Selçuk Geçer'i de o kategoride değerlendirebilir miyiz diye merak ediyoruz. Tabii ki bu soruyu niçin soruyorum? Özel hayatınıza dair o kadar az bilgi var ki araştırmalarımız sonucunda çok az bilgiye ulaşabildik. Evlisiniz, iki evladınız var. Biri kız, biri erkek. Allah bağışlasın. Ama bunun dışında çok fazla bilgi yok. Tabii sizi sevenler olduğu kadar sevmeyenler de vardır. Mahremiyetinize de dikkat etmek sizin hassas noktalarınızdan biri olabilir. Bu soruda aslında biz bütün bunları açıklamanızı rica edeceğiz. Ama asıl soru gelsin. Selçuk Geçer özel hayatın gizliliği konusunda çok mu hassas? Yok, değil. Çok rahatım aslında. Öyle bir düşüncem de yok. Ama yani ben işimi yapıyorum şu anda. Özel hayatımın konuyla bir ilgisi yok ki. Yani konuyla bir ilgisi olsa ben bütün her şeyi anlatabilirim. Bazen de kendimi eksik hissediyorum. Yani buraya gelen konuklara falan soruyorsunuz bazen, görüyorum. Ben sizin programlarınızı izliyorum. İşte ilişkileri falan soruyorsunuz. Benim böyle bir ilişki ağım olmadığı için kendimi çok eksik de hissettim yani şu anda. Ben aile adamıyım ya. Yani özel hayatım bu benim. Aile hayatım var. Eşimi, çocuklarımı çok seviyorum. Bütün hayatımı onlara vakfetmiş durumdayım. Onun dışında işimi yapıyorum. Böyle dar bir çevrem var, arkadaş çevrem var. Onlarla kardeş gibiyiz. Birlikte yeriz, içeriz, sohbet ederiz. Bazen siyaset konuşuruz. Bazen son derece boş konulardan bahsederiz. Ama günün sonunda ben kendi ekranımın karşısına geçtiğim zaman, video çekeceğim zaman ya da bir yere konuk olduğum zaman konuyla ilgili konuşmayı tercih ediyorum. Hayatımda neler olduğu insanları çok fazla ilgilendirmiyor diye düşünüyorum. İnsanlar sahiden bununla da ilgilenmiyor. Öbür taraftan ben esasen büyük aileyi göstermeye çalışıyorum insanlara. Benim bütün hedefim bu. Büyük aile biziz, Türkiye'yiz. Anlatabiliyor muyum? Ve Türkiye olarak benim bütün dertlerimi anlatıyorum aslında. Bir vatandaş olarak dertlerimi anlatıyorum. Ve kendi dertlerimi anlatırken sokaktaki insanların derdini anlatmış oluyorum. Belki birileri bundan rahatsız oluyor. Birileri bundan huzursuz oluyor. Ben sokaktaki insanın derdini anlattığım için siyaset yaptığımı düşünüyorlar. Hayır, ben siyaset yapmıyorum. Ben benim gibi olanları anlatıyorum ve anlatmaya devam edeceğim. Bodrum Meydan. Pekala, ek süre tanımlamadım çünkü bu konuyu daha da, bu meseleyi daha da detaylandırabileceğinize inandığım sorular var, orada devam ederiz. Olur. Şimdi sizi birçok televizyon programında da gördük, kendi ekranınız dışında, sizin tabirinizde farklı ekranlarda da, 40 Soru platformunda bunlardan bir tanesi. Ekonomi habercisi, yorumcusu, bir analist olarak karşımıza çıktınız. Ayrıca yılın ekonomi başarı ödülünü de almışsınız, tebrik ediyorum bu arada. Kanalların kariyerinize baktığımızda... Sayın Erdoğan'dan aldım. Bu bilgi için de çok teşekkür ediyorum. Yanıt süresini de detaylandırmak isterseniz seve seve dinliyor olacağım. Kanalların ekonomi departmanlarını yönettiniz, genel yayın yönetmenliği yaptınız. Birçok kurumda önemli yöneticilik pozisyonlarında da görev yaptınız. Ez cümle. Peki sizi
hangisi daha iyi tanımlar? Bir gazeteci mi yoksa bir ekonomist mi? Ama asıl soru gelsin. Selçuk Geçer ne iş yapar? Selçuk Geçer soran adamdır ve cevap veren adamdır. Yani bunun adını gazetecilik olarak koymak istiyorsanız gazeteci olarak koyarsınız. Eğer ekonomist, analist olarak koymak istiyorsanız o şekilde koyabilirsiniz adını. Ama ben soru soruyorum ve cevap veriyorum. Ben bir yorum yapıyorum. Ama bu yorumları mümkün olduğunca temellendirerek yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani kafama göre yapmıyorum. Ben günde 12 saat, 13 saat, 14 saat yeri geliyor ders çalışıyorum. Her gün. Sabah 7'de hayata başlıyorum. Akşam 12'ye 1'e kadar sürekli olarak ders çalışıyorum. Aralarda videolar çekiyorum ya da televizyon kanallarına bağlanıyorum. Geçmiş yaşamımda da durum bu şekildeydi. Yani çalıştığım televizyon kanallarında, gazetelerde hep mümkün olduğunca kurumu da büyütmeye çalıştım. Ama birilerine biat ederek değil, birilerinin emrinde olduğunu hissederek değil, tamamen kendi bağımsız düşüncelerimle ve bakış açımla oraya bir katkı sağlamaya çalıştım. Hayatım hep böyle geçti benim. O noktada evet bir dönem bunun adını gazetecilik olarak koyabilirsiniz, ekonomist olarak koyabilirsiniz. Ama burada kritik mesele şu, ben gazetecilikte de branşlaşmaya inanan bir adamım. Ben kamu yönetimi mezunuyum, iktisat mezunuyum. Ben hep ekonomiyle ilgili alanlarda gazetecilik yaptım. Ben gidip polis muhabirliği yapmadım, ben istihbarat muhabirliği yapmadım ya da o konularla ilgili yöneticilik yapmadım. Ben hep ekonomiyle ilgili çalıştım ve o alandaki birikimimi ortaya koydum. O nedenle de hep başarı geldi arkasında. Yani bir süre sabır, bir şeyler örüldü ama en son noktada mutlaka çalıştığım tüm kurumlarda başarı geldi, maddi ve manevi olarak. Şimdi ekonomi yayıncılığı üzerinden gitmek istiyorum. Ben bu alanda uzmanlaştım ve zaten benim alanım buydu. Buna da inanıyorum demiştiniz. YouTube'da kendi adınızı taşıyan bir kanalınız var. Evet. 2015 yılında YouTube'a katılıyorsunuz ve biz bu programa hazırlanırken, sizinle ilgili bilgileri toplarken o an itibariyle 593 bin aboneniz vardı kanalınızda. Bu gerçekten bir ekonomi kanalı için oldukça yüksek bir rakam, başarı sayılabilecek, başarılı olarak değerlendirilebilecek bir rakam. Tamamıyla Türk izleyicilere yayın yapan bir kanal olduğunu da vurgulamak isterim. Ama konum olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmiş durumdasınız. Bunun sebebini merak ettik. Başka bir konum seçmek acaba YouTube'da izlenme oranlarını ya da YouTube'dan gelen gelir oranlarını etkiliyor mu diye de sormak istedik. Ama asıl soru gelsin. Selçuk Geçer YouTuber mı? Selçuk Geçer YouTuber tabii. Yani tabii ki YouTuber. Benim birçok videom günde 100 bin falan izleniyor yani. Ya benden iyi YouTuber mı olur? Elbette YouTuber'ım ben. Ama alanımla ilgili bir YouTuber'ım. Zaten YouTube küçük görünecek bir alan değil ki artık. Yani bir arama motorundan bahsediyorsunuz. Görsel bir arama motorundan bahsediyorsunuz. Ve dünyanın en büyüğü. Bir tarafta Google var, bir tarafta YouTube var. İkisi de aynı firmanın biliyorsunuz bu arada. O nedenle ben bir YouTuber'ım ve bundan da gurur duyuyorum. Bunu başarabilmek de öyle kolay iş değildir. Ben başardım. Helal olsun bana diyorum. Devam ediyorum hayatıma. Gelelim Amerika hikayesine. Şimdi sizden öğrendim. Eve gidince düzelteceğim onu. Haberim yok. Yemin ediyorum. Sonunun böyle bir özelliği vardır. Aşırı çalışırız. En uçtaki bilgileri bile çeker. Konuğumuzun karşısına koyarız. Elinize sağlık. Şimdi eve gidince düzelteyim bari. Ya bu arada ben her şeyle kendim uğraşıyorum. O tür şeyler de çok ayrıntılarda gizli oluyor. Belki bundan bir yıl önce falan yapılmıştır. Ya da iki yıl önce yapılmıştır o düzenlemeler. Emin olun bir yerleriyle oynanırken falan ya karıştırılmıştır. Ben çok beceriksizimdir bu arada teknoloji konusunda, onu da söyleyeyim. Yani iyi bir YouTuber olabilirim ama YouTube'u en az bilen adamlardan biriyim, onu da söyleyeyim. Ama günün sonunda evet Amerika ise onu düzeltmem lazım. Çünkü ben Türkiye'deyim. Yani Türkiye'de yaşıyorum. Bunun gelirlerle de hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum yani. Bana en azından bir artı getirisi olmadı Amerika'da olmanın. Belki Türkiye'ye çevirirsem daha çok getiri sağlayabilirim. Ya da düşebilir. Düşer mi diyorsunuz? Ben soruyu soran, soruya cevap verenden daha fazla bilgiye sahip değil. O zaman ya deneyeceğim şansımı. Pekala. O zaman sıradaki soruyla devam edeceğiz. Hı. Yalnız sorumuzun rengi kırmızı. Eyvah.
Şimdi clickbait diye bir tanımdan bahsetmek istiyorum. Türkçesi tıklama tuzağı, dikkat çekmek için özellikle dijital platformlarda oldukça sık kullanılan ve popüler bir terim. Sosyal medyada karşımıza çıkan birçok haber içeriğinde, videoda da aslında biz bu tıklama tuzağına maruz kalabiliyoruz. İlgi çekmenin, izletmenin ya da okutmanın bir yöntemi olarak dijital dünyayla hayatımıza girmiş durumda. Tabii sırf bu yüzden merakla acaba neymiş diye tıkladığımız birçok içeriğinde içinin boş olduğunu görebiliyoruz. Çoğu zaman da maalesef bununla karşılaşıyoruz zaten ve hayal kırıklığına uğruyoruz. Sizin videolarınızda çok merak uyandırıcı ve çok önemli iddialar var. O zaman soru gelsin. Videolarınız birer tıklama tuzağı mı? Videolarım birer tıklama tuzağı mı? Süper soru ya. Ama kırmızı değil yani. Biraz daha kızartabilirsiniz elinizde bir veri varsa. Buyurun. Günün en basit sorusu geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben hani biraz önce bir soru sordunuz ya, gazeteci misiniz, ekonomist misiniz diye. Ben çok avantajlı bir adamım bu konuyla ilgili. Yani evet, ben bir yığın televizyon kanalında yayın yönetmenliği de yaptım. Ekonomi müdürlüğü de yaptım. Yani gazetecilikten gelme bir adamım. Yani oradaki hikayeyi bilirim. Ben clickbaitçiysem eğer, yani tıklama tuzağı kuruyorsam, Türkiye'deki ve dünyadaki bütün gazeteler clickbait yapıyor. Tamam mı? Çünkü manşet atıyorlar. Gazeteler manşetle satılır. Televizyon programları başlıkla satılır, manşetle satılır. Yani siz öncelikle kitleye ulaşmak için orada bir ilgi uyandırırsınız. Ama clickbait yapmıyorum. Clickbait'in hikayesi şudur, sizin tanımınız çok doğru. Bir başlık atarsınız, o başlıkla videonun hiçbir alakası yoktur, hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen alakasız konular anlatılıyordur. Oysa benim attığım başlıklarla videonun içeriği birebir örtüşüyor. Günün sonunda ben şu konuda yetenekli bir adamım demek ki. İyi manşet atıyorum. İyi manşet atıyorum çünkü ben zeki bir adamım, akıllı bir adamım. Ben yoğun kitlelere ulaşmak istiyorum, geniş kitlelere ulaşmak istiyorum, hikayemi anlatmak istiyorum. Türkiye ekonomisine neler oluyor bunu tabana yaymak istiyorum ve başarıyorum. Kaç tane ekonomist benim gibi ünlü oldu? Kaç tane ekonomisti karşınıza alıp konuştunuz 40 programı olarak? Ben başarılıyım. Ben bunun ukalalığını yaparım. Ben çok iyi manşet atıyorum, çok iyi video çekiyorum, çok iyi analiz yapıyorum ve söylediklerimin hepsi teker teker çıkıyor. Hodri meydan, clickbait yapıyor diyenlerin hepsi gelsin. 30'uyla da, 40'ıyla da, 50'siyle de burada mücadele ederiz. Pekala, aslında burada satır aralarında verdiğiniz her mesaj bizim ilerleyen dakikalarda size soracağımız ve açmanızı isteyeceğimiz birer soru. O yüzden bir başka soruyla devam edeceğim. Sorumuzun rengi yine kırmızı. Şimdi, ama az demiştiniz kırmızılar için bana. Kandırdınız mı beni programın başında? Asla. Programımızda ve formatımızda öyle bir şey yok. Programın sonunda değerlendirme kısmında tekrar konuşalım az mı çok mu diye. Olur tamam, mu? Öyle deyip hemen sorumuza ve konumuza geri dönelim. Şimdi dijital mecralar hem uzmanlara hem de izleyicilere sınırsız olanaklar tanıyor. Yayın yapmak için ihtiyacınız olan şey internet, bilgisayar, bir cep telefonu ya da bir kamera. İçerik üretmek, kendi kanalına sahip olmak gerçekten çok zengin olanakları, belki de sonsuz olanakları olan bir havuzda yüzmek gibi, ama bunun hem olumlu yanları hem de olumsuz yanları var. Çünkü sizi özgürleştirebilen bir şey aynı zamanda köleleştirebiliyor da. Ne demek istiyorum? Yani sevenleriniz kadar nefret edenleriniz de olabiliyor. Tabii ki bunlar yoruma açık platformlarda olduğu için bu olanaklar havuzunda bir noktada kötü niyetle yüzen, mesnetsizce saldıran ve ağır ifadeler, ithamlar kullanan kişiler ya da topluluklar, gruplar da olabilir. Şimdi bir takım iddialar var. Farklı sorularda da bunları teker teker soracağım ama bu soruda bazı takipçilerinizin sizin bazı olumsuz yorumları sildiğinizi öne sürmesi iddiasını soruyor olacağım. Nihayetinde soru gelsin. Selçuk Geçer videolara yapılan kötü yorumları neden siliyor? Selçuk Geçer videolara yapılan kötü yorumların son 3-4 aydır hiçbirini silmiyor. Ben yorumlara hiç bakmıyorum bile bu arada. Yani bakıyorum, yorumları okuyorum ama kötüymüş değilmiş silmiyorum. Çünkü çok fazla yorum geliyor, onlarla uğraşamıyorum. Selçuk Geçer yorumları siliyor mu? Sildi, bir dönem siliyordum evet.
o kadar şeydi ki yani artık bel altı falandı. Siliyordum tabii. Yani bunu silmiyorum diyen zaten yalan söylüyordur. Öbür taraftan ama 3-4 aydır sahiden çok yoğun olduğum için hiç bakmadım. Bir ara bakıp onları da silmem lazım. Silemedim yani. O arkadaşlar bir hatırlatsınlar bana onu sileyim yani. Çünkü aile hayatına kadar giren, artık terbiyesizleşen, tamamen iftira odaklı falan yorumlar olabiliyor. Bunları siliyoruz. Ben siliyorum vallahi. Başka siliyor mu silmiyor mu bilmiyorum. Bana küfür ediyorsa siliyorum. Yani ya adama gideceğim, kavga edeceğim ya da sileceğim. Ama şunu da söylemek isterim. Yani genelde bu tür yorumların hepsi birbirinin kopyası gibi. İsimler farklı, cisimler farklı. Zaten isim falan yok bunlarda. Resim de yok. Hepsi yumurta kafa. Ama yorumlar birebir aynı gibi. Ben de iddia ediyorum. Benim için bu kadar para harcamanıza gerek yok. Kim harcıyorsa harcamasın bu kadar para. Yazıktır, günahtır. En az 1500-2000 tane trollü bana niye tahsis ediyorsunuz? Bana vereceğiniz bu kadar parayı, yani o trollere vereceğiniz o kadar parayı en kötü ihtimalle gidin bir garibana verin, bir ihtiyaç sahibine verin diyorum. Pekala, şimdi olumsuz yorumlardan devam ettiğimiz için bir başka soruya... Olumsuz yorum değil, kasti, kasıtlı yorum. Tamam. Olumsuz başka bir şey, onları silmiyorum asla. Kasti, kasıtlı yorumları siliyordunuz. Bu kısmı da netleştirmiş olalım. Hı-hı. Bir başka soruyla devam edeceğim. Yine benzer eleştiriler üzerinden gideceğim için bu soruda da. Ama öncesinde sorumuzun rengini hatırlatmak isterim. Sorumuzun rengi yine kırmızı. Şimdi tabii programa hazırlanırken 40 soruda çok çalışan, gündemin nabzını tutan bir program olduğu için takdir edersiniz ki YouTube kanalınızı enine boyuna inceledik. Kanalınızın hakkında kısmında burada yer alan bilgiler tamamen yoruma dayalıdır ve asla kesinlik ifade etmez diyorsunuz. Ancak yine takdir edersiniz ki yaklaşık olarak 600 bin kişi takipçiniz, sizin ağzınızdan çıkan tek bir söze de bakıyorlar ve her söylediğiniz lafı da dikkatli bir şekilde dinliyorlar. Tabii sosyal medyada sizin uyarılarınıza binaen bir takım yatırımlar yapanlar ve biz yatırım yaptık ve mali zarara düştük iddiasında bulunanlar da var. Başka eleştiriler de var. Selçuk Yeçer'in yaptığı yorumlar bilimden uzak yorumlar ve değerlendirmelerdir diyenler de var. Hatta ben birkaç örnekle de alıntılamak isterim. Mesela Ekşi Sözlük üzerinde bir kullanıcı şöyle bir ifade kullanmış. Demiş ki, ekonominin düzelmesini istemediğine eminim çünkü bilimsel gerçeklerle yönetilen, veriye ve güvene dayalı ekonomiye sahip ülkelerde Selçuk Bey gibi tipleri kale almazlar, imkansız diyerek açıkça bir eleştiri ortaya koymuş. Günün sonunda söyledikleriniz yatırım tavsiyesi değil biliyoruz ama Türkiye gibi ekonomisti pamuk ipliğine bağlı olan ülkelerde de yatırımcı birilerine inanmak istiyor. Yani bir inanacak ve bir dayanak arıyorlar. İnanacak biri ve kendilerine bir dayanak arıyorlar. Tabii yatırım tavsiyesinde bu soruyu sorarken yatırım tavsiyesi vermenin de yasal bir suç teşkil ettiğini vurgulamak isteyerek bu soruyu soruyorum. Hı hı. Nihayetinde soru gelsin. Kanalınıza abone olan insanlar size inanmalı mı, inanmamalı mı? Elbette inanmalı. Zaten inansın diye yapıyoruz o yayınları biz. Yani ne diyeyim şimdi? Benim kanalımı izleyin ama bana inanmayın ya. Çünkü ben yalan söylüyorum mu diyeyim burada? Tabii ki inanmalı bana insanlar. Ben bir iddia ortaya koyuyorum yani. Yatırım tavsiyesi başka bir şey, bir iddia ortaya koymak bambaşka bir şey. Ben bir yorum yapıyorum, zaten orada da söylüyorum. Ben kendi yorumlarımı, kendi bilgimi, kendi birikimimi, kendi araştırmalarımı sizinle paylaşıyorum. Ama buna bir yatırım tavsiyesi gözüyle bakamazsınız. Benim işim de o değil diyorum zaten. Şimdi Ekşi Sözlük'te onları yazan arkadaşlarım ben benim bir tane videomu bile izlediğini düşünmüyorum. Çok net söyleyeyim. Çünkü aralarında da kavga ediyorlar onlar. Mesela videoyu izleyen adam diyor ki kardeşim öyle olmadı diyor. Yani sen yanlış şey yazıyorsun buraya diyor. Benim söylediklerim bilimsel gerçeklerden uzakmış mesela değil mi? Biz çok bilim adamı gördük. Hiçbir halka inemedi. Ben indim. Ben zaten bilim yapmaya çalışmıyorum ki. Ben insanlara ekonomiyi anlatmaya, ekonominin basitliğini göstermeye çalışıyorum. İki şey vardır dünyada ve Türkiye'de. İki şey vardır böyle çok gizemli gibi gösterilmeye çalışılan. Bunlardan birisi ekonomidir, birisi dindir. Birisi paradır, birisi inançtır. Niye sizce?
Bakın mesela dinle ilgili son derece şeffaf şeyler yazılmıştır. Ama sen bilmezsin, sen anlamazsın deyip birileri referans gösterilir hep. Ekonomiyle ilgili hep böyle teknik terimler kullanılır, garip bilimsel terimler kullanılır insanlar anlamasın diye. Ekonomi nedir biliyor musun? Bakkaldan gidip ekmek almak. Bu kadar basittir. Bunu ben böyle anlatıyorum diye birileri rahatsız oluyorlarsa da buyursunlar olsunlar kardeşim. Çok da umurumda değil. Ama günün sonunda ben evet bana inansınlar diye orada konuşuyorum ama yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yok gerek yok. Tamam, tamamladınız. Ben ama deyip devam edeceksiniz zannettiğim için. Sıradaki soruyla devam ediyorum o zaman. Sorumuzun rengi yine kırmızı. Şaşırmıyorum zaten. Pekala. Devam edin, buyurun. Selçuk Bey, şimdi çoğu alanda olduğu gibi maalesef ülke ekonomik konusunda da kutuplaşmış durumda. Farklı görüşler var ama hani iki uca bölünme söz konusu. Kimisi diyor ki mesela ekonomi güçlü, her şey düzenecek. Kimisi de diyor ki bu ekonomi asla düzelmez. Ama ne olursa olsun, hangi tarafta olunursa olunsun herkes ekonomiyi çok yakinen takip ediyor. Özellikle tabii ki son birkaç yıldır ve son dönemde artan hayat pahalılığı da insanları bu noktaya da getirdi. Artık ekonomi her evin gündeminde, hatta ana gündem maddelerinden bir tanesi. Şimdi muhalif kesimin yanından iktidara yakın kesiminde sizin ekonomik değerlendirmelerinizi yakinen takip ettiğini görebiliyoruz. Sosyal platformlara baktığımızdaysa sizinle karşıt görüşe sahip olan kullanıcıların size karşı oluşturmuş olduğu bir ortak titir var. Demişler ki sizin için felaket tellalı Selçuk Geçer. Evet. Bu konuyla ilgili hatta Yeni Akit gazetesi sizden bahsettiği bir haberde felaket tellalı yine kafa çıkardı diye bir başlık atmış. O halde biz size en net haliyle 40 soru programında soralım. Soru gelsin. Selçuk Geçer bir felaket tellalı mıdır? Nereden baktığınıza bağlı. Yani gerçekleri söylemek felaket tellallığıysa evet ben bir felaket tellalıyım. Yani gerçekleri söylemek, konuşmak. Ama şöyle, ben aslında belki de Türkiye'nin en değerli, en önemli AK Partilisiyim. Bir başka açıdan bakarsan da. Çünkü 4 senedir, 5 senedir ben uyarıyorum. Benim dediklerimi dinlemiş olsalardı ekonomi bu hale gelmeyecekti. Şimdi bu ülkede yoksulluk var mı? Var. Açlık var mı? Var. Barınma sorunu var mı? Var. Enflasyon sorunu var mı? Var. Merkez Bankası rezervleri eksi 55 milyar dolara geldi mi? Geldi. Bu ülkenin kefen parası harcandı mı? Harcandı. Bu ülkede birileri yok 1 lira olacak, yok 2 lira olacak, yok 3 lira olacak dolar derken dolar 18 liraya vurdu, oradan 12 liraya indi, sonra 17 liraya tekrar çıktı mı? Çıktı. Türkiye'nin CDS'i risk birimi 1000 puana yaklaştı mı? Yaklaştı. Bugün 836'larda geziyor. Türkiye'deki kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kredi puanları çöp seviyesine geldi mi? Geldi. Şimdi ben bunları söyledim diye felaket tellalı mı oluyorum? Bunlar doğru tespitler. Bunlar oldu. Ve bunları ben olmadan önce uyardım. Dedim ki Türkiye korkunç bir ekonomik krize doğru ilerliyor. Eğer ki bunu bir an önce çözmezsek korkunç bir ekonomik bunalıma doğru evrilecek bu iş. Ve şu anda da Türkiye büyük bir ekonomik bunalımın içerisinde ve içinde ekonomik krizler yaşanıyor. Peki soruyorum, yani bunları susup hiçbirimiz söylemeseydik bunlar yaşanmayacak mıydı? Bu ülkede hatalar yapılmadı mı? Bu ülke ithalata mahkum edilmedi mi? Bu ülkenin ekonomisi çökertilmedi mi? Bunu söylemek muhaliflik ya da felaket tellallığı mı? +30. Ne yapacağım ki +30? Söyleyeceğimi söyledim diyorsunuz zaten. Evet. Pekala, paralel bir soruyla devam edeceğiz. Ekonomide tabii klasik ve modern yaklaşımlar olduğu aşikar. Dünyada da farklı ekonomi modellerini uygulayan pek çok ülke var. Kimi ülkeler uyguladıkları ekonomi modellerinde başarılı olurken aynı model bir başka ülkede işe yaramaya da biliyor. Ama tabii ki baktığımızda ekonomi bir bilim dalı ve her bilim dalının bir altın kuralları vardır, bir alfabesi vardır, değişmez ve tartışılmaz kuralları vardır. Ekonomi kitaplarının ilk sayfasında yazan altın kurallar nedir diye sorsak ve bunları değiştirmenin bedeli
ağır olabilir mi diye de devam etsek bu soruya. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz senenin sonunda faize ve enflasyona bakış açısını şu sözlerle ifade etmişti. Kendi sözlerini alıntılamak isterim. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi, vatandaşımızı faize ezdirmeyeceğiz ve inşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir demişti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın söylemiyle soralım o zaman. Soru gelsin. Faiz sebep, enflasyon netice midir? Doğru, Sayın Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Faiz sebep, enflasyon netice işte. Faiz indirmediler mi? İndirdiler. Faiz sebep oldu, enflasyon patladı. Doğru mu? Sayın Cumhurbaşkanı demek ki bunu kastetmiş. Yani yüksek faizi kastetmemiş. Faizle öyle garip garip oynarsanız, yani orasıyla burasıyla oynayıp tamamen ekonominin tersine hareket ederseniz, evet faiz sebep, enflasyon sonuç olur. Bu arada hangi enflasyon sonuç? Bunu da konuşalım. Yani TÜİK'in enflasyonu mu, ENAG'ın enflasyonu mu, yoksa bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon mu? Hadi bir adım daha ileri gidelim, kara borsa enflasyonu mu, kıtlık enflasyonu mu? Hangi enflasyon sonuç? Sayın Cumhurbaşkanı ve kurmaylarının ve çevresinin, yakın çevresinin uyguladığı bu politika, yani faiz sebep enflasyon sonuç politikası, faizi indirerek enflasyonu patlattı mı? Patlattı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı sonuna kadar haklı. Alkışlıyorum kendisini, hiç sorun yok. Peki, diğer ülkelerde tablo nasıl? Biraz onlara bakalım. Mesela Amerika, dünyanın en büyük ekonomisi. En büyük silahlı gücü, en büyük propaganda makinası, değil mi? Hollywood'uyla, onunla bununla falanla filan. Onlar hiç mi bir şey bilmiyor? Bütün dünyadaki paraya hakimken, dünyanın en convertible parası dolara hakimken, sahibiyken, onlar hiçbir şey bilmiyorlar da bu dönemde faiz yükseltmeye başlıyorlar enflasyonu düşürmek için. Sadece enflasyonu düşürmek için. Peki bir soru daha. Son 3 ayda 100'e yakın faiz artımı gerçekleştirildi. Dünyanın en önemli parasal sıkılaştırmalarından birisi yapıldı. Bunu kullanacağım, evet. Dünyanın en önemli parasal sıkılaştırmalarından birisi yapıldı bu dönemde. 60'tan fazla ülke faiz arttırdı. Yani onlar hiç mi bir şey bilmiyorlardı? Bu ülkede korkunç hatalar yapılıyor. Bir, para politikaları çok yanlış yönetiliyor ve faizle enflasyon ilişkisi koparılarak Merkez Bankası'nın en önemli silahından vazgeçildi. Faiz silahından. Hadi bakalım bu saatten sonra yaşanacak bir döviz hareketini durdursunlar da görelim neyle durduracaklar. Artı 30. Bitti. Pekala. Devamında konuşuruz yine diye düşünüyorum. Tamam, zaten buradan devam edebileceğiniz nitelikte sorularımız da var. Tabii ekonomi konuşuyoruz. Ekonomi hükümetlerin en önemli enstrümanı. Onu doğru idare etmek aslında iktidar süreçlerini de çok doğrudan ilgilendiren bir mesele. Şimdi dünyada bütün önemli ekonomi ve finans uzmanları ekonomi politikalarının yetkin kadrolarca ve bağımsız bir şekilde uygulanmasından yana. Şimdi ben birkaç alıntı yapmak istiyorum bu soruda. Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati TRT ekranlarına konuk olmuş ve açıklamaları gündemlere atmıştı. Programın moderatörü sevgili Gülçin Üstüncan'a gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz sorusunu yöneltmiş ve sevinç görüyorum ama rakam duymak isterim, ekonomi rakam işi yanıtını almıştı. Bunun üzerine Sayın Nebati şöyle dedi. Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır ifadelerini kullandı. Tabii ki çok da gündem oldu bu ifadeler. Sayın Nebati'nin sözlerine dayanarak sıradaki sorumu soruyorum. Soru gelsin. Ekonomi gözlerdeki ışıltı mıdır? Ekonomi gözlerdeki ışıltı değildir ama Sayın Nebati'nin o ilk söylediği bir şey ekonomide vardır. Doğru söylüyor o konuda. Yani Sayın Nebati'yi en çok eleştiren adamlardan birisiyim, daha doğrusu Hazine Bakanlarını en çok eleştiren adamlardan birisiyim ve çok yanlış yönetiyorlar. Yani ekonomi bir kere para politikalarını yönetmek değildir, onu söyleyeyim. Yani para politikalarıyla ekonomi yönetilmez. Ekonomi planlamayla ve üretimle yönetilir. Bu apayrı bir konu, onu ayrıca tartışırız. Ama Sayın Nebati'nin söylediği temenni işidir,
beklenti işidir, işte psikolojiyi, sosyolojiyi yönetme işidir falandır filandır. Bunları Amerika'da da yapıyorlar. Yani bunu Fed de yapıyor, bunu ECB dediğimiz Avrupa Merkez Bankası da yapıyor, Hazine Bakanları da yapıyor o ülkelerdeki. Ekonomi tek başına bir matematik ve rakam bilimi değildir. O konuda Sayın Nebati haklı. Ama haksız olduğu nokta ne biliyor musunuz? Bu sadece bununla yapmaya çalışıyor olması. Ya da karşı tarafa yanlış hissiyatı pompalıyor olması ve esas söylediği şeyi yıkıyor olması, yani güven meselesini yıkıyor olması. Sayın Nebati'nin ve önceki bakanların ve Merkez Bankası başkanlarının en büyük problemi bu. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence en büyük problemi bu. Kurumların ve siyasetin güvenini yıktılar halkın karşısında, vatandaşın karşısında. Güven yıkıldığı için ekonomi bu kadar bozuk gidiyor bir yandan da. Burada şuna bağlamaya çalışıyorum. Ne sunucu arkadaş haklı, ne Sayın Nebati haklı. Evet, ekonomi sadece rakam değildir. Aynı zamanda sosyolojidir, aynı zamanda psikolojidir, aynı zamanda uluslararası ilişkilerdir. Aynı zamanda makroekonomidir. Yani üretim vesaire mekanizmalarının davranışsal biçimidir. Bununla ilgili Nobel aldı adamlar yani Amerika'da, öyle söyleyeyim size. Bununla ilgili kitap yazdılar ve Nobel aldı iki akademisyen. Artı 30. Peki, günün sonunda ama mesela Bernanke yine 2013'te, 2013 öncesinde Merkez Bankası Başkanlığı yapan Bernanke de aynı şeyi söyledi. Benim yaptığım işin %80'i, %90'ı algıyı yönetebilmektir dedi. Yani süreci yönetebilmek sözlü olarak. Gün sonunda şunu söylemeye çalışıyorum. Biz sadece bunu yaparak ekonomideki diğer tüm gerçekleri yok sayıyoruz. Hata buradan kaynaklanıyor. Şimdi Selçuk Bey, bugüne kadar yaptığınız en önemli finansal öngörünüz dolar üzerineydi. Dolar 4 küsür lira civarındayken siz doların 10 lira olacağına dair bir tespit yapmıştınız ve o kadar çok olumsuz eleştiri almıştınız ki sizi dijital platformlarda vatan hainliğiyle dahi suçlayanlar olmuştu. İnternet üzerinden yayın yapan TR Haber isimli bir platformda sizin için şöyle bir yazı yazılmış. Bir kısmını almak ve sizinle paylaşmak isterim. Sosyal medya hesabında 15 TL'den 25 TL'ye kadar neredeyse bütün rakamları yazarak nasıl olsa bire tutacak taktiğine sarılan uyanık kahin Geçer tek mesajda hem 22 hem de 17'yi dile getirmekten çekinmedi denmiş. Tabii her profesyonelin ajandasında bir takım olağanüstü öngörüler, tahminler olabilir. Bunlar gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir. Gerçekleştiğinde ise uzman kişi ben demiştim, ben bilmiştim deme hakkını da kendisinde barındırır aslında. Nihayetinde soru gelsin. Selçuk Geçer bir ekonomist mi, bir kahin mi? Selçuk Geçer bir ekonomist, bir kahin falan değil. Yani benim öyle bir iddiam yok ki. Yani kahin olmak gibi bir iddiam yok ama söylediklerimin %99'u çıktı şimdiye kadar. O iddialarda bulunan arkadaş da videoyu izlememiş ya da benim tweet mesajlarımı doğru düzgün okumamış. Önce okumasını tavsiye ederim ya da videoları izlemesini tavsiye ederim. Şöyle kısa vadeli ve orta vadeli, aynı zamanda uzun vadeli tahminler ve öngörülerde bulunur ekonomiyle ilgilenenler. Bu arada bu tahminler ekonomistlik değildir. Yani ben sadece dolar tahmini yapmıyorum. Ben dolar şu 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 olacak derken videonun içine baktığınız zaman aslına bakarsanız hem uluslararası ilişkilerden hem makroekonomiden hem de ülkedeki diğer gelişmelerden bahsediyorum ve bunları nasıl etkileyeceğini konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben yoksa teknik tek bir çizgi çizip de dolar buraya geçerse buraya gider, buraya inerse buraya gider gibi bir rakam paylaşımında bulunmuyorum. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür tarafta. Fibonacci üzerinden ilerlemiyorum sadece diyorsunuz. Yani Fibonacci var, bu Bollinger bandı var, 50 tane şey var. Teknikse ben onların hepsine ders veririm de o teknikçi arkadaşları sorun değil. Onlar artistik, onların da içinde artistik yapanlar var çünkü onların hepsine ben ders veririm yani sıkıntı yok. Ben öyle bizi tekniği bilmiyor sanmasınlar. Biz makroyu da biliyoruz, bilanço okumayı da biliyoruz. Yeri geldiği zaman tekniği de biliyoruz. Yani bu buyursunlar, hodri meydan, ne yapacaksak yapalım karşılıklı. Benim iki tane bilanço soruma cevap verebilecekler mi görelim. Yani Fed'in 75 bas puan faiz arttıracağını söyleyen tek ekonomistim. Hangisi söyledi? Ama ben onu kafama göre söylemedim ki. 50 tane sebepten dolayı söyledim ve çıktı. Yani Bu ülkede hiçbir şey okumadan, hiçbir şeyi takip etmeden, işkembeyi kübradan sallayanlar
Ondan sonra çıkıyorlar, diyorlar ki ben ekonomistim. Ben ekonomistim ama ben bunun dersini çalışarak ekonomist olduğumu iddia ediyorum. Bir başka konu. Bitti mi süremiz? Artı 30 saniye, buyurun. Kısa orta vade hikayesinde de hikaye şudur. Mesela bugün dolar 17.30. 17.50, 17.80 ilk gideceği teknik seviyedir. Ama makroekonomik nedenlerle yıl sonunda gideceği seviye 25'tir. Evet, aynı cümle içinde kurdum işte. Buyurun. Kırmızı bir soruyla devam edeceğim yine. Sizinle ilgili yapılan yorumlardan birkaç tanesini sizinle paylaşmak isterim burada. İzin verirseniz, şimdi dinlemesi zevkli ama biraz fazla hayal dünyasında kendini kaptırıyor. Ülkeyi kafasında kurtarıyor. Kurtarırken de olanları gerçekte olacak diye de anlatıyor, yazmış bir ek sözlükte birisi. Belki söylediği oranlar tam olarak tutmuyor ama genel olarak söylediği, anlattığı ve analiz ettiği olayların %95'i doğru ve objektif. Ayrıca ekonomiyi güzel, sıradan gördüğüm insanın anlayacağı bir şekilde izah ediyor, demiş birisi. Dolar hedef önce 7.30 sonra 7.90 bu başlıklı bir YouTube videonuzun üzerine. Bu başlıklı bir YouTube videosu olan Umut Taciri insan, milletin bankadaki 3 kuruşu bunun gibiler yüzünden heba oluyor diye de bir yorum yapmış 2020 yılında bir kullanıcı. Son yapılan yoruma istinaden soru gelsin. Selçuk Geçer bir Umut Taciri mi? Ben o arkadaştan çok özür diliyorum ya. 7.30'dan satmış mı doları? Bilmiyorum, ben Umut Taciri miyim ama yani 7.30'dan TL'de kalanların ne olduğunu 17.80'de herhalde gördük, değil mi? Şu anda 17.30'larda gezen bir dolar kuru var. Ben Umut Taciri'liği falan yapmıyorum. Ben neyse onu söylüyorum burada. Öbür taraftan bir arkadaş diyor ki işte tamamen hayal dünyasına geçiyor. Hangi konuyla ilgili hayal kurmuşum ben merak ediyorum. Mesela şunu söyleyerek hayal kurduysam, evet bu bir hayalse umarım gerçekleşir. Çiftçinin bütün borcu silinsin. Bankalara olan borcu silinsin. Vergi borçları silinsin. Benzin, mazot, elektrik, su, aklınıza gelebilecek her şey, tohum, ilaç, bunların hepsi çiftçiye bedava olarak verilsin. Hatta çiftçiliğe başlamak istiyorum diyene toprak verilsin, ona da bu imkanlar sağlansın diye söylediysem videolarımda, ki defalarca söyledim. Bu bir hayalperestlik olarak nitelendiriliyorsa, evet ben bir hayalperestim, sıkıntı yok bu konuyla ilgili. Ha, birkaç tane hayalperest ülke sayayım. Mesela Norveç bunu yapmış, Hollanda bunu yapmış, Çin bunu yapmış, Amerika bunu yapmış, Almanya bunu yapmış. Çok hayalperest ülkeler bunlar. Yani bizi kıskanan ülkeler, sizler de biliyorsunuzdur belki. Günün sonunda şunu söyleyeceğim. Ben hiçbir söylediğim şeyi belli bir temele dayandırmadan söylemem. Ben 7.30 demişim, 7.90 demişim, iki rakam da birebir söylediğim zamanlarda gerçekleşmiş. Ben 12 demişim, 12'ye gelmiş. Ben 12'ye geldiği gün mahkemeye çıkmışım bu ülkede. Ben bununla yargılanmışım. Dolar 12 dediğim için beni yargılayanlara ben sadece tabelayı gösterdim, biliyor musunuz? Bakın dolar kaç diye. Kim hata yapmış? Artı 30. Burada noktaladım diyorsunuz. Burada ben de noktalıyorum çok kısa. Çünkü şöyle, Selçuk Bey, siz kariyeriniz boyunca pek çok yayın kuruluşunda da görev aldınız. Programın içerisinde sizin kendi ağzınızdan da zaten işittik. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen firmalarında ve kurumlarında marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti de verdiniz. Hatta ben hatırlatmak istiyorum, Halk Bankası'nın emeklilik birimini yönettiniz. 2007-2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevini yürüttünüz. Bir kamu bankasının çok önemli bir departmanın başında olmak ve aslında iktidara yakın olarak adledilen bir kurumda yönetici olmak, bu iki başlık üzerinden giderek soru gelsin. Selçuk Geçer ne zaman muhalif oldu? Her zaman. Yani muhaliflik eğer ki buysa her zaman muhaliftim ben. Ben Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi müdürlüğünü yaptım. Hani Halk Bankası falan söylemeyeyim ben. Diğerlerini söyleyeyim. Daha ilerisini söyleyeyim. Lütfen, buyurun. Yeni Şafak Gazetesi'nin ekonomi müdürlüğünü yaptım. Kanal 24'ün ekonomi müdürlüğünü yaptım.
Onun öncesinde Expo Channel'da ekonomi müdürlüğü yaptım. Onun öncesinde Business Channel'da haber müdürlüğü yaptım. Bloomberg'da çalıştım. Dışarıdan bir yığın program yaptım. Ben hep aynı adamdım. Bende değişen bir şey yok ki. Yani ben Yeni Şafak gazetesiyken iktidar güzellemesi yaptığımı düşünüyorsunuz? Yok, ben yine ekonomi haberciliği yapıyordum. Doğrular neyse onları söylüyordum, yanlışlar neyse onu söylüyordum. Bir problemim yoktu. Onların da bir problemi yoktu o zaman. Nedense bugünlerde problemi olanların hiçbirinin o günlerde bir problemi yoktu. Ben 24'ten kendim istifa ederek ayrıldım, kovulmadım ki. Yeni Şafak'tan kendim istifa ederek ayrıldım, kovulmadım ki. Anlatabiliyor muyum? Ben bütün çalıştığım kurumlardan, pek çoğundan genel itibariyle kendi arzum ve isteğimle ayrıldım. Sonra YouTube kanalımı kurdum. YouTube kanalımdan da normal yayınımı yaptım. Normal yayınımı yaptım. Olması gereken şeyleri söyledim ama fark ettim ki çok hassaslaştı insanlar bir anda. Yani dolar şuraya gidecek, ekonomi yanlış yönetiliyor, bunların düzeltilmesi gerekiyor falan dediğim zaman acayip hassaslaştılar. Ben muhalefet yapmıyorum burada. Ben muhalif falan değilim. Ben işimi yapıyorum. İşimi yapmaya da devam edeceğim. Niye rahatsız oluyorsunuz kardeşim? Ben madem bu kadar muhaliftim, 24 beni niye 5 sene çalıştırdı? Esas bu soruyu onlara sordum. Yeni Şafak gazetesi niye 2 yıl çalıştırdı? Niye beni böyle havada tutmaya çalışıyorlardı? Niye beni hepsi almaya çalışıyorlardı? Niye? Hepsi bana kendileri teklif getirdi. Benimle çalışmak istediler. Ben Yeni Şafak gazetesine başladığımda 2 tane ekonomi sayfası vardı. Ben ayrıldığımda 9 sayfaları vardı. Ben Yeni Şafak gazetesine başladığımda 1 tane reklam alamıyorlardı neredeyse. Abartıyorum şu anda. Ben ayrıldığımda 1 yıl reklam alır hale geldiler. Niye bunları söylemiyorlar? Pekala, şimdi dünyada birçok örneği olan bir yaklaşımdan size bahsetmek istiyorum. Aslında tam da konumuzun bıraktığı yerden devam ediyoruz meseleyi. Hükümetler aslında kendilerine muhalefet yapan gazeteci, akademisyen, düşünür ya da siyasetçileri bazı zamanlarda kendi taraflarına çekmek isteyebiliyorlar. Ülkemizde de bunun pek çok örneğini gördük. Mesela hükümete muhalif olan birçok bazı gazeteciler, düşünürler ve yazarlar sonrasında saf değiştirdiler. Şimdi bugüne kadar ekonomi görevlerine de zaman zaman var olan iktidarlara çok uzak kişilerin getirildiğine de şahit olduk. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela Kemal Derviş dönemin iktidarına uzak bir isim olsa da önemli bir göreve getirildi ve ekonomi konusunda yetkilendirildi. Yani konu ekonomi olduğunda siyaseten ayrı düşseniz bile ortak bir noktada buluşulabiliyor, bir mütabakat sağlanabiliyor. O zaman soru gelsin. Size iktidardan danışmanlık teklifi geldi mi? Hayır. Gelirse kabul eder misiniz? Hayır. Bu kadar anlıyorum ki. Ya şöyle ya. Hayırın cevabı şu. Bu zihniyet değişmediği sürece kabul etmem. Benim iktidarla ya da muhalefetle bir sıkıntım yok. Tabii ki eğer ki şunu söyleyeyim size, gerçek anlamda değiştiğine inanırsam bir şeylerin, A partisi, B partisi iktidarda olmuş, ben elimden geldiğince destek olmak için elbette uğraşırım. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten ben danışmanlık hizmeti veriyorum ki şu anki hükümete. Zaten veriyorum yani, çektiğim videolarla ben danışmanlık hizmeti veriyorum. Ve bana niye ekstradan para verecekler? Bana niye 50 bin lira versinler, 100 bin lira versin? Bazı danışmanlar alıyormuş öyle paralar. Niye boşa para harcasınlar bana abi? Ben zaten danışmanlık hizmetimi veriyorum. Burada söylediklerim, oraya gidince de söyleyeceğim. O zaman beni niye danışman alıyorlar? Onun için hayır diyorum. Ama zihniyet değişecekse, gerçekten üretim ekonomisi planlanıyorsa ve bunun ucu benim gibi tüm vatandaşlara dokunacaksa, ben bir vatandaş olarak konuşuyorum bu arada. Vatandaşlara dokunacaksa, orta gelir seviyesi yükselecekse, ülke tekrar üreten bir ülke olacaksa, tekrar prestijli bir ülke olacaksa, tekrar CDS'i, kredi notları düzelecekse, benim için önemli değil. A partisi, B partisi. Ben her türlü desteğimi veririm. Zaten veriyorum. Bu destek değil mi kardeşim? Yani niye? Ben de bunu anlamıyorum.
Niye söylenen her sözü kötü algılıyorlar? Neden hepsinden rahatsız oluyorlar? Ben mi haklı çıktım? Yiğit Bulut mu haklı çıktı kardeşim? Ben haklı çıktım. Ben mi haklı çıktım yoksa sizin saydığınız diğer isimler mi haklı çıktı? Kemal Derviş zaten bir siyasetçi değildi ki. Dünya Bankası'ndaydı, oradan geldi. Burada bir şeyleri düzeltmeye çalıştı. Doğru yanlış bilmem. Ama o politika uzun süre uygulandı, onu biliyorum. Pekala, şimdi göz önünde bir insansınız ve göz önündeki insanlar bazen istemedikleri ünvanlarla suçlanabiliyorlar. Hı hı. Bu arada sıradaki sorumuz kırmızı. Kişiler ne kadar özgür olsalar da yönetildiğini iddia eden eleştiriler mutlaka olabiliyor. Mesela biraz önce de alıntılamıştım. TR Haber isimli internet sitesinde bu konuyla ilgili şöyle bir örnek verilmiş. Kim abi bunlar ya? Araştıralım birlikte sonrasında. Siz de sorun siz kimsiniz diye. Şimdi demişler ki kendisinden korku pompalanmasını isteyenleri tahmin etmek için bu kez dolar 22 kaçınılmazdır. Dolar 17 her an diye yazdı denilmiş. Bunları söylemeni isteyenleri açıkla sen diye yazanlar olmuş. Bazı platformlarda FETÖ ağzıyla konuşuyor Selçuk Geçer diye iddia edenler olmuş. Hiç dolandırmak istemiyorum lafı. Bu eleştirilere doğrudan yanıt vermeniz için sorumu hızlı bir şekilde sormak istiyorum. Soru gelsin. FETÖ'cü müsünüz? Ben mi? Bana sorulabilecek en son soru bu ya. Ben mi FETÖ'cüymüşüm? Yani mesela bunu başka bir siyasetçiye sorabilirler. Bir takım gazetecilere sorabilirler. Boy boy resimleri olan, fotoğrafları olan, ilişkileri olan gazetecilere sorabilirler. Televizyonculara sorabilirler. Bu arada ben size şunu söyleyeyim. Ben bir takım böyle kavramlara da karşıyım. Onu da söyleyeyim. Yani FETÖ'cü müsün sen? Bilmem necim. Düne kadar FETÖ diye bir kavram mı vardı? Bir anda bir FETÖ kavramı oluşturuldu falan filan. Neyse. Doğrudur, yanlıştır. Bunu tartışmıyorum ben. Ben neyi tartışıyorum biliyor musunuz? Bu sistemin içerisinde çok hatalı bir takım tepedeki tipler vardı. Bunu hepimiz duyuyorduk. Dışarıdan insanlar olarak. Ve bunun bedellerini ağır şekilde bizler de ödedik dışarıdan insanlar olarak. Ama şunu soruyorum. Önce şunun cevabını versinler. Siyasetin içinde hiç mi yoktu bunlardan? Niye bir tane siyasetçi görmüyoruz biz? Bir, ikinci sorum geliyor. Bir yığın gariban sadece bir takım bankalarda hesap açtı diye, katılım bankalarında hesap açtı diye şu anda içeride. Yazık, günah değil mi onlara? Gerçekten adil bir şekilde yargılandılar mı acaba? Bu soruyu soruyorum ben de. Sadece bir bankada hesap açtı diye içeride olan insanlar varken gariban olduğu için siyasetten niye bir tane adam yok FETÖ'cü olarak gezer? Hadi çıksınlar bunun cevabını versinler önce. Kimse kimseyi yaftalayamaz. Kimse kimseyi yaftalayarak bu bir yaftalama mekanizması olarak kullanıldı. Ve hiç günahı olmayan, tamamen Atatürkçü olan insanlar bile, tamamen Atatürkçü olan insanlar bile devre dışında bırakıldı bu yüzden. Hadi Atatürkçülüğünü geçtim. Gerçekten saf duygularla bir yerlerde bir şeyler arayan insanlar şu anda bunun bedelini ödüyor. Hiç mi iş adamı yok bunların arasında? Hiç mi bürokrat yok bunların arasında? Hala kanallarda gezen karı kocaları görüyoruz biz. Hiç mi yok onların suçu? Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Sayın Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı yeniden adlı bir toplantıya katıldı. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla partililerden sert tepkiler alıyor kendisi ve bu toplantıda çok ilginç bir çıkış yaptı. Özetle şu ifadeleri kullandı. Kendi ifadelerini burada tekrar etmek isterim. Tatlı su balığı siyasetçiler var, suya sabuna dokunmadan majestelerin gazetecileri var, havanın suyun berraklığından bahsederler, öksürmenin bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin vaktidir, Allah cesur olana izzet verir diyor. Bülent Arınç tabii gündemi sallayan ifadelerde ve siyaset kulislerindeki etkisi halen devam ediyor. Hiç uzatmadan, yine lafı evirip çevirmeden Bülent Arınç'ın söylemiyle soruyorum. Soru gelsin.
Kral çıplak mı? Kral çoktan çıplak da kralın çıplak olmadığını iddia edenlerin başında Sayın Bülent Arınç geliyor. Ve onun gibi bir yeni siyasetçi geliyor bugün muhalif geçinen. Yani biz bunları unutacak mıyız? Bunları söylemeyecek miyiz? Ben ekonomi alanındayım. Siyaset hoşlanmıyorum aslında yapmaktan ama yani bu soruyu sorduğunuz için söylüyorum. Hiç mi günahı yok kendisinin? Ergenekon sürecinde hiç mi günah yok Sayın Arınç'ın? Bu ülkede komuta kadroları değişti, hiç mi günah yok? Kozmik Oda'da hiç mi günah yok Sayın Arınç'ın? FETÖ süreci diyorsunuz, FETÖ sürecinde hiç günah yok mu Sayın Arınç'ın? Ülke ekonomisinin bu hale gelmesinde Sayın Arınç'ın hiç günah yok mu? Aynı şeyi ben Sayın Davutoğlu ve Babacan için de söylüyorum. Ekonominin bu hale gelmesi hiç mi günahları yok mu? Hiçbir hataları yok mu? Bir dolar bir Türk lirası dediler. Güçlü TL, güçlü Türkiye dediler. Türkiye'yi pazara çevirdiler, yabancılara emanet ettiler. Resmen sömürge ülkesi haline getirdiler. Hiç günahları yok mu? Suriye politikasında onların hiç günahı yok mu? Tamam, ben de kızıyorum mevcut iktidara. Yapılan yanlışları ben de söylüyorum. Ama iddia ediyorum, buradan iddia ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar hatalıysa, bu ülkeyi şu anda yönetenler ne kadar hatalıysa Bülent Arınç da o kadar hatalıdır. Bizim bugün yaşadıklarımızın temel sebeplerinin en önemli müsebbiplerinden birisi Bülent Arınç'tır. Kusura bakmasın. Kusura bakmasın. Kral çıplaksa o gün söyleyecektim, bugün değil. Biz kral çıplak olduğunu o gün de söyledik, bugün de söyledik. Ergenekon sürecinde de söyledik, bugün de söyledik. Bak ben demin ne dedim size? FETÖ ile ilgili soru yönelttiniz bana. Ne dedim size? Hiç mi siyasetçi yok dedim bunların arasında. Yazık günah değil mi bir takım bankalarda hesap açanların sadece hesap açtıkları için içeride olması günah değil mi dedim size? Bir insanın mesleğinden, işinden olması yazık günah değil mi bu insanlara? Araştırılmadan peşlerine düşülmesi yazık günah değil mi dedim. Madem kral çıplaktı, niye Ergenekon sürecinde söylemediler? Neden Kozmik Oda'da söylemediler? Neden Atatürk yerden yere vurulurken söylemediler? Esas onun cevabını versin. Artı 30. Şimdi, konuşursam sabaha kadar konuşurum da gerek yok yani, yeter bu kadar. Pekala Selçuk Bey, siz şimdi çok göz önünde bir yorumcusunuz ve yaptığınız iddialı çıkışlarla ve milyonları etki altına alma gücünüzle dijital platformda mesela baktığımızda en güncel veri olarak 500.000'dan fazla takipçiniz var. Bir takım çevreler ve belirli bir ideolojinin savunucuları sizden rahatsız oluyor olabilirler. Acaba bir rahatsızlık yaşadınız mı? Ve mesela herhangi bir takipçiniz veya sizinle aynı düşünceleri paylaşmayan bir topluluk mensubundan ya da biri ya da birilerinden hiç şiddet içerikli bir mesaj aldınız mı? Size ya da sevdiklerinize zarar vermek isteyenler oldu mu? Soru gelsin. Selçuk Geçer ölüm tehdidi alıyor mu? Yok, almıyorum. Ben tehdit de almıyorum. Ben sokakta rahat rahat dolaşan bir adamım bu arada. Yani ben metrobüse biniyorum, otobüse biniyorum, trene biniyorum, geziyorum, dolaşıyorum, Kadıköy'e gidiyorum, Bağcılar'a gidiyorum falan. Ben böyle bir adamım, rahat bir herifim yani ben. Sonuç itibariyle beni görüp tanıyıp da yanıma gelip bana kötü söz söyleyen kimse olmadı şimdiye kadar. Yani bunların arasında muhafazakar da var, bunların arasında işte belki sol görüşlü Atatürkçü olan insanlar da var, bilmiyorum yani siyaset konuşmuyoruz zaten. Hepsi böyle son derece samimi bir şekilde yanıma geliyorlar. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Muhabbet ediyoruz. Ben herkese sarılıyorum. Herkese abi diyorum falan. Eğer ki erkekse, bayansa herkese abla diyorum falan. Böyle oturuyoruz. Ben hiç tehdit almadım. Hiç. Hiç ölüm tehdit almadım. Ben kötü niyetli bir adam değilim ki. Beni niye öldürsünler? Ben iyi bir adamım ya. İnsanlara geçiyor bu. Gerçekten söylüyorum. Bana kızanlar bile beni seviyorlar. Ben eminim bundan. Çünkü ben onlardan birisiyim, bunun farkındalar. Ben halktan bir adamım. Ben onların sorunlarını dile getiriyorum. Bazısı anlık olarak bana öfkeleniyor, 2 gün sonra mesaj atıyor bana. Abi hakkını helal et, sen haklıymışsın falan diye. Ben çok şanslı ve güzel bir adamım ya. Benim 594 bin takipçim var. Benim trollerim bile süper ya.
Çok ciddi söylüyorum. Bir trollerim bile sever beni. Öyle ya da böyle. Doğru mu? Bir yerde şey yaparlar yani, dönerler. Abi kusura bakma, hata ettik derler falan böyle. Bundan sonra da ölüm tehdidi alır mıyım ya da başka bir şey olur mu? Hiç sanmıyorum. Çünkü ben kimsenin hassas noktalarına dokunmuyorum. Hemen yani kimseye kötü davranmıyorum. Davranmam da zaten doğru. Saygılıyımdır yani. Ben format gereği yorum yapamıyorum. Programın sonunda yorum hakkımı kullanacağım. Eyvallah. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Selçuk Bey, söyledikleriniz sizin iddianıza göre, sizi takip edenlerin iddialarına göre çoğunlukla çıktı. Tek tek çıktı ya da farklı bir tanımlamayla. Yanıldıkları, tahminlerinizle dalga geçtikleri için özür dileyenler de olmuştur. Aralarında eminiz ki ya haklı çıktın diye hakkınıza teslim edenler de olmuştur. Yine de sizin önceki tahminlerinize tabiri caizse rahmet okutacak nitelikte bir tahmininiz var. Gerçekten şok edici ve alışılması zor bir tahmin. Bu tahmininizle açmanızı rica edeceğim bu sorunun yanıtında. Bunu sormadan geçmek istemedik. Sizin o tahmininize ve o açıklamanıza istinaden soru gelsin. Dolar 65 TL olacak mı? Ben dolar 65 TL olacak iddiam yok benim. Öyle bir tahminim yok. Yok yok. O şöyle. 40'ın en güzel yanlarından bir tanesi. Hemen bilgiler revize edilebiliyor ve düzeltilebiliyor. Buyurunuz. Yok yok, var. Yani şöyle o bilgiyi bulan arkadaş doğru bulmuş. Yani hakkını yemeyelim onun. Şimdi bazen şöyle şeyler oluyor. Yani konuşmalar esnasında bu hatalar yapılırsa dolar 50 de olur, 60 da olur diyorsunuz. Bu bir ne aslında bir tahmin, ne bir sallama, ne de bir abartı. Ama 65 hikayesi şurada geçti, onu da söyleyeyim ben size. Lütfen. 5 Nisan hikayesine bir atıftı o. Şimdi ben tarihle ekonominin çok örtüştüğüne inanıyorum. Mesela biz şu anda 1918 İspanyol gribi, hemen arkasındaki kısa kriz, sonrasında refah dönemi, ondan sonra büyük bunalım, sonra 2. Dünya Savaşı sürecini yaşıyoruz. Mesela 5 Nisan 1994 öncesinde Türkiye birebir yaşıyor. Bu biraz önce saydığım dünya ile ilgilidir. 5 Nisan 1994 öncesinde yapılan tüm hataları yapıyoruz, bir de katmerlisini yapıyoruz. 5 Nisan 1994'te dolar ne kadardı biliyor musunuz? Bir gün öncesinde söyleyeyim mi size? 8 bin liraydı. 8 bin lira. Şimdi gözleriniz açılacak. 5 Nisan günü ne oldu biliyor musunuz? 48 bin lira oldu. Tam 6 kat yükseldi. Peki soruyorum size, 5 Nisan 1994'ten daha beter bir durumdaysak, bugün 17 olan dolar kuru 6 kat arttığında nereye gidersiniz ya? Bırakın 65'i, 80 liraları gör. Peki, ihtimal dahilinde değil mi diyorsunuz böyle bir şeye? Ben de diyorum ki hayır, ihtimal dahilinde. Eğer ki iş kontrolden çıkarsa, çünkü çok ince bir çizgide yürünüyor, eğer ki iş kontrolden çıkarsa Allah korusun. Yani o seviyeler bile komik kalabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi tabii döviz denilince de akla gelen ilk para birimi dolar. Videolarınızın büyük bir bölümünde de sizin başlıklar hep dolar üzerine atılmış başlıklar. Tabii uzmanlığınızın en dikkat çekici tahminleri de bu para birimi üzerinden gerçekleşti. Bunu da vurgulayalım, bu bilgiyi de verelim istiyorum. Şöyle bir iddianız var. Diyorsunuz ki dolar ucuzken doları yandaşlar aldı. Bunun yanında geçtiğimiz aylarda yine gündem yaratan başka bir iddiayı hatırlatmak istiyorum kaynakla size burada. Cumhuriyet Halk Partili Ali Mahir Başarır dedi ki Demirören grubuyla iktidara yakın 5 şirketin 20 Aralık'ta doları 18 TL'den satıp 10-30 TL'den yeniden alım yaptıklarını iddia etti. Karar Gazetesi ise bu iddialara ithafen doları kim attı, kim tuttu başlığını atmıştı bu iddialara karşılık. O halde en net biçimiyle soru gelsin. Doların yükseleceğini önceden haber alanlar mı var? Bence öyle. 20 Aralık öncesinden bahsediyorsak. Yani çünkü 20 Aralık öncesinde çok enteresan şeyler oldu ve 20 Aralık gününde çok ilginç şeyler oldu. Dolayısıyla ben bu süreci mutlaka incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama
nedense bizim bütün çağrılarımıza rağmen ve aynı zamanda hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İyi Parti'nin bu konuyu meclise taşımış olmasına rağmen AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi reddiyle olay durduruldu. Yani meclis araştırılması yapılmadı bu konuyla ilgili. Oysa herkesin söylediği şey 20 Aralık'ın mutlaka araştırılmasıdır. Ben ısrarla söylüyorum bunu. 20 Aralık mutlaka ama mutlaka araştırılmalıdır. Çünkü bakan alenen o gece bir manipülasyon olduğunu itiraf etti kendisi. Küçük yatırımcı çarpıldı demek o gece bir manipülasyon oldu demektir. Başka bir açıklaması yok. Onun öncesindeki sürece bakıyorsunuz. Arka arkaya yapılan açıklamalar nas var nas, işte rekabetçi kur, o bu falan filanla 12 civarında olan dolar kuru çok kademeli ve hızlı bir şekilde 18 lira seviyesine kadar çekildi. Günün sonunda bu süreçten birileri büyük para kazandı. Haberdar da değildi bilmiyorum ama incelenmesi gerektiğini söylüyorum. Ali Mahir Başarır'ın iddiasının benzeri bir iddiada bulunamam ben. Şu oldu, bu kadar oldu, şunu şunlar aldı, bunu bunlar aldı bilmiyorum çünkü. Bunu bile bilmemiz için 20 Aralık'ın mutlaka incelenmesi gerekiyor. O gece çok enteresan şeyler oldu. 18'den birileri sattı, 12'den yerine koydu ve bugün tekrar 18. Bu çok büyük para demek. Bu manipülasyon demek. Bu küçük yatırımcının çarpılması demek Sayın Bakan'ın deyimiyle. Bu bir takım büyüklerin çok para kazanması demek. Selçuk Bey, Türkiye aynı zamanda kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin de ülkesi. Neden böyle bir yorum yaptım? Kripto para yatırımlarında bile ilk 20 ülke arasında yer alıyoruz. Hı hı. Tabii ki bu arada dolar ve altından günlük kazanç sağlayanlar, bu kazançlarla evlerini geçindirenler de var. Sizi dikkatle izleyip, takip edip, ona göre pozisyon alıp çok iyi paralar kazandığını söyleyenler de var. Şimdi olumsuz eleştirileri sıraladım, olumluyu da bu soruna katacağım. Peki, tabii onlar da biz kazandık Selçuk Bey'i dinleyerek diye kendi iddialarını bu şekilde dile getiriyorlar. Peki yakınınızdaki insanlar, eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, onlar da sizin sayesinde sizin sayenizde bir finansal rahatlığa kavuştular mı acaba? Çok merak ediyoruz. Ama asıl soru gelsin. Yakın çevrenizi zengin ettiniz mi? Yakın çevreme sormak lazım bunu. Hepsi ağlıyor çünkü. Ya benim arkadaşlarım, dostlarımın parayla pulla pek işi yoktur. Biz hiç para konuşmayız. Hiç yani. Benim hiçbir arkadaşım, yakın çevrem ve akrabam gelip bana para konusunu sormaz. Hiç ama yani. Biz başka şeyler konuşuruz ya. Biz sinema konuşuruz, tiyatro konuşuruz. Belki videoları izlemişlerdir muhabbet konuşmadan. Muhabbet ederiz. Refah düzeyinde böyle ciddi bir artış olan yakınınız oldu mu? Yok, olmadı. Yok, olmadı. Ama şunu biliyorum. Ben kimseyi, o sağ olsunlar öyle şeyler söyleyenlere de bir cevabım olsun. Ben onları da zengin etmedim. Benim sayemde para kazanmadılar. Ben hep şunu iddia ediyorum. Para kazanmak değil bu. Yani parayı korumaktan bahsediyoruz biz. Ben para kazandıran bir adam değilim bu arada, onu da söyleyeyim. Ben uzun vadede parayı koruma derdindeyim, telaşındayım. Kimin parasını koruma derdindeyim, telaşındayım onu da söyleyeyim. Küçük yatırımcının. Çünkü genel itibariyle böyle çalkantılı piyasalarda hep kaybeden küçük yatırımcı olurdu. Biz son 3-4 yıldır yaptığımız videolarla bu senaryoyu tersine çevirdik. Rahatsızlık bu zaten. Yani küçük yatırımcılar genel itibariyle zarar etmediler. Alım güçlerini korudular. Bir ev alabiliyorsa yine bir ev almaya devam ettiler. Öyle söyleyeyim size. Ama yakın çevrem açısından bakıldığı zaman vallahi ben kimseyi zengin etmedim. Ha benim haberim olmadan zengin olup bana vermedilerse de onlara buradan bir şey demiyorum yani. İnsan akrabası arkadaşa bunu yapmamalı. Zengin olup da benim haberim yoksa bundan büyük ayıp etmişler yani. Ama çok borcu olan arkadaşım var, onu söyleyebilirim. Tabii ekonomi aslında bir modelleme işi ve ekonomistler de bu tarz modellemeler için, bu modellemeler üzerine kafa yoruyor, bir takım senaryolar yazıyor, öngörülerde bulunuyorlar. Ortaya
bir takım iddialar atıyorlar ve o iddiaları da bir takım verilerle desteklemeye gayret ediyorlar. Şimdi burada belki hazırlıklısınız, belki de hazırlıklı değilsiniz ama yine de çok uzaklara gitmeden size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Çünkü Türkiye 2023 yılında çok önemli bir seçime gidiyor. Siyasi ve ekonomik sonuçları olarak hayati önem taşıyan bir süreç. O zaman soru gelsin. 2023 seçiminden sonra Türkiye'yi ne bekliyor? Yeni bir iktidar bekliyor bir kere, onu söyleyeyim. Yani mevcut iktidar bence artık bu işi sürdüremeyecek ve vatandaşın güven oyunu tamamen kaybetmiş durumda. Zaten bunu ekonomik olarak tarif edersek tüketici güveninden görüyoruz. Yani tüketici güveni diplerde geziyor şu anda. O, mesela oy oranlarıyla, iktidar partisinin oy oranlarıyla Türkiye'deki tüketici güveninin grafiğini böyle alt alta koyuyorsunuz. Tüketici güveni düştükçe oy oranları düşüyor. Tüketici güveni yükseliyor, oy oranları artıyor. Ama son dönemde sürekli olarak tüketici güveninin düştüğü ortada, aşikar zaten. İnsanlar fakirleşti, yoksullaştı, orta gelir seviyesi tamamen ortadan kalktı. Barınma tam bir kriz haline dönüyor, daha da dönüşecek. İnsanlar zaruri ve zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiler. Fakirlik genele yayıldı. Bir de bir şeylerin sürekli olarak üstü örtülüyor. Yani mesela kimse artık kurumlara inanmıyor. Başta TÜİK olmak üzere. TÜİK enflasyon rakamı açıklıyor. Halk diyor ki kardeşim böyle bir enflasyon yok yani bizim hayatımızda. 73,5 çok yüksek bir enflasyon olmasına rağmen o bile kabul görmüyor. %200-250'lerde enflasyon olduğunu düşünüyor insanlar ve öyle sahiden de. Yani bunu ben de yaşayarak görüyorum. Ama günün sonunda ekonomi bu kadar bozulmuşken, bu kadar raydan çıkmışken ve halk artık dertleriyle, tasalarıyla görülmüyor iken, bu çok kritik bir mesele. Halk unutulmuşken ve unutulduğunun da farkındayken, özellikle genç kuşak, bu iktidarın seçimi kazanma ihtimalini çok zor görüyorum. Ama yeni gelecek yönetiminde işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlara kimse sabretmeyecek. Ve sabretmemeli de zaten. Pekala, artı 30 saniye ekonomik olarak seçim sonrası bir öngörünüz var mı? Var. Bu kafa devam ederse, bu zihniyet devam ederse bu parti veya A partisi veya B partisi fark etmiyor. Bence her şey daha da dibe gitmeye devam eder. Ama radikal değişim olursa, yani kendi kaynaklarımızla üreten bir ekonomiye dönme kararı verirsek ve gelir dağılımındaki sıkıntıları çözersek Türkiye ekonomisi çok hızlı bir şekilde kalkınır. Çok hızlı. Çok hızlı yani. Aklınızın, hayalinizin ermeyeceği kadar hızlı olur bu süreç. Pekala, IMF meselesine gireceğim sıradaki soruda. Çünkü IMF 20 yılı aşkın sürelik AK Parti iktidarı süresince Türkiye ekonomisinin gündeminde olmadı. AK Parti öncesinde IMF sürekli Türk ekonomisinin imdadına yetişen bir kuruluştur. Lütfen cevap hakkında beni düzeltin eğer yanlış bulduğunuz kısımlar varsa soruda. Ama şimdi 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye IMF defterini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır dedi. Tabii Türkiye IMF olan borcunu 2013 yılında ödemişti ve o dönemin ekonomi bakanı Ali Babacan, Türkiye IMF borcunu ödemenin yanı sıra artık IMF'e kredi sağlayan ülkeler arasına girmiştir diye bir açıklama yapmıştı. Tabii ki IMF uluslararası kredi sağlayan bir para fonu, kısa vadeli kredi sağlıyor. Ülkelerin ekonomik modellerini gözden geçirmelerini ve öneriyor ve bir takım önlem paketleri de tavsiyelerde bulunuyor, devreye sokuyor. Diğer taraftan tabii ki ekonomik olarak IMF ile ilgili bu tavsiyeleri ve modellemeleri yaparken bazı iddialar ortaya atılabiliyor. Nedir bu olumsuz iddialar? Ülkelerin iç işlerine karışıyor, ülkelerin geleceklerini rehin altında tutuyor. Az gelişmiş ülkeleri kontrol altına almak için ve onların Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket etmek ve o konuda yönlendirmek için bunları yapıyor gibi IMF'in amaçları olduğu yönünde, bu tarz amaçları olduğu yönünde bir takım iddialar da ortaya atılıyor. Tabii ben bütün bu iddialardan da bağımsız olarak sorumu yöneltmek istiyorum size. Soru gelsin. Türkiye'nin IMF'e ihtiyacı var mı? Türkiye'nin IMF'e ihtiyacı var. Türkiye'nin zaten IMF'le ilişkisi de var. Türkiye 20 yıldır ve bundan önceki süreçte de IMF'le
hep irtibat halindeydi, hep ilişki halindeydi. 2013 yılında borcunuzu ödediniz, bitti her şey falan değil. Adamlar bundan 3 veya 4 sene önce, 2018'de daha pandemi başlamadan Türkiye'ye geldiler. 4. madde kapsamında bankacılık sisteminizi incelediler. Madem sizin IMF'le hiçbir ilişkiniz yoktu da niye bankacılık sisteminizi inceledip sonra bankaların 40 milyar batığının ortaya çıkmasına izin verdiniz? Öyle bir şey yok ki. Siz o kurum ve kurumlarla ilişkilerinizi devam ettiriyorsunuz. Şu anda devam ediyor. Türkiye'nin IMF ile ilişkisi devam ediyor. Oradan borç almıyor olmanız onunla ilişkiniz olmadığı anlamına gelmiyor yani. Dünya Bankası ile, Birleşmiş Milletler ile, NATO ile, aklınıza gelebilecek bir yığın uluslararası kuruluşla bizim ilişkimiz var. Sayın Babacan'ın söylediği de hatalı, siyaseten hatalı. Siyaset yapmış yani orada. Biz IMF'ye kredi falan vermedik. IMF'ye herkes aidat ödüyor, biz de ödedik. O bir fon ya. Herkes para yatırıyor oraya, sonra ihtiyacı olan oradan para alıyorlar. Türkiye'de o kadar parayı koydu. Yani ödemesi gereken ki parayı koydu. Öbür taraftan IMF'ye niye ihtiyacımız var konusuna geleyim. Buyurun. IMF'den borç almaya ihtiyacımız yok. IMF aynı zamanda borç alabileceğiniz ülkeler üzerinde bir garantör. Anlatabiliyor muyum? Bak swap yapamıyorsunuz şu anda. Niye? Çünkü IMF size garantör olmuyor artık. Garanti vermiyor. Kredi notunuza vesairenize bakarak. IMF oralarda da önemli. Sadece IMF bir borç alma verme mekanizması değil. Uluslararası para fonundan bahsediyoruz. O zaman ben buradan sesleniyorum. IMF ile ilişkilerimizi tamamen boşa çıkartalım. Tamamen çıkalım IMF'den. Niye çıkmayayım? Kırmızı bir soruyla devam edeceğim şimdi. Herkesin ekonomiyle ilgili tabii ki farklı yorumları var. Tabii bir kısım bu yorumlamalardan ve iddialardan bazılarını böyle peşi sıra sarmak istiyor. Mesela bir kısım Türkiye'nin hukuksal anlamda özgür olmadığını savunuyor. Hükümetin yabancı yatırımcılara güven tahsis etmediğini savunuyorlar. Ve hani ekonomik gidişatın kötülüğünü bu sebeplere dayandıranlar var. Diğer taraftan dış mihrakların ülkemizin üzerinde gizli planların olduğunu söyleyenler, buna inananlar, bunun savunucuları var. Yanlış ekonomi stratejilerinin tetikleyici unsur olduğunu savunanlar var. Farklı sorunun girizgahında da söylediğim gibi yorumlamalar mevcut. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizi hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin oyunlarını görüyoruz. Kendi oyunumuzu oynayarak karşılık veriyoruz diyerek ülke dışından müdahalelere de işaret etmişti. Biz de bu konuyu size sormadan geçmeyelim istedik. Soru gelsin. Şu anki ekonomiden dış mihraklar mı sorumlu? Evet, dış mihraklar sorumlu ama ben kim olduklarını bilmiyorum. Açıklarlarsa sevinirim. Kim bu dış mihraklar? Uzun zamandır hayatımızdalar. Bir kim olduğunu açıklasın değerli iddia sahipleri. Biz de öğrenelim. Hep birlikte mücadele edelim. Kavga edelim, savaş verelim biz. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda karşımızda kim olduğunu biliyorduk. Ama bu dış mihrakların kim olduğunu, pardon mihraklar mı deniyordu? Mihrakların kim olduğunu bir türlü öğrenemedik yıllardır. Yani onların kim olduğunu bir söylesinler bize. Biz de mücadele edelim yani. Açıklasınlar. Ayrıca ülke ekonomisi bu kadar kötü mü ya? Yani herkes dış mihrak, o bu sürekli olarak birileri Türkiye'ye müdahale ediyor. Hep onlar bizi bu hale getiriyorlar. Bu ülkeyi yönetenlerin hiçbir suçu yok. Yani fabrika yönetse şimdi bir genel müdür. Ondan sonra patronla zararın sebebinin hep dışarıdan gelen birilerinin müdahalesi olduğunu söylese o genel müdürü o işin başında tutar mı acaba patron? Ya sen hiç mi fabrikayla ilgilenmiyorsun kardeşim demezler mi adam? Hadi bakkal fabrikayı geçtim ya. Bakkala şey koyuyorsunuz, başına bir adam koyuyorsunuz. Başındaki adam diyor ki sürekli olarak kasa açık veriyor. Abi dışarıdan geliyor hırsızlar çalıyor. İyi de kasaya niye dikkat etmiyorsun o zaman? Ya seni niye koyduk kardeşim oraya? Kasaya dikkat et diye koyduk. Niye kasaya bakmıyorsun demezler mi adam? Peki abi, her şeyi yapan dış mihraklar olsun. O zaman açıklasınlar şu dış mihrakları da biz de bir ağızlarının payını verelim artık. Öyle yok yani. Dış mihraklar deyip geçmek. Açıklayın abi. Kim bunlar ya?
Sıradaki sorumla devam edeceğim. Yakın dönemde kabinedeki bakanların büyük bir hızla, baş döndüren bir hızla değiştiğine tanıklık ettik. Resmi gazetede yayınlanan gece yarısı kararlarıyla birlikte, atama kararlarıyla birlikte eski bakanlar görevden alındı, yerine yenileri geldi. Evet. Şimdi 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana 4 isim Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Görevden alınan hazine bakanları ile ilgili ise zaman zaman muhalefet cephesinden de sert eleştiriler yükseliyor. Mesela CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden alınmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmış. 100 tane bakan, 1000 tane Merkez Bankası Başkanı da değilse bu zihniyetle ekonominin gideceği tek yer uçurumdur demiş. Ekonomide en önemli olanın tabii ki güven ve istikrar olduğunu da düşünürsek, ekonomi yönetiminde yolunda gitmeyen bir şeyler mi var diye sormak istiyoruz. Ama asıl soru gelsin. Ekonominin dümenine neden hep farklı isimler geçiyor? Ya da neden hep aynı isim ekonominin dümeninde? Esas soruyu böyle sormak lazım. Yani ekonominin dümenine kim karışıyor? Asıl dümenine kim karışıyor? Kararları kim veriyor? Bu isimleri göreve kim getiriyor? Kim görevden alıyor? Buna bakacaksınız. Ben işin kaynağına bakarım. İşin kaynağında Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararları var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddiaları var. Yani birisi damadı olan Berat Albayrak, birisi Lütfü Elvan, birisi işte son bakan Sayın Nebati, başka kim vardı dördüncü olarak, şimdi hatırlayamadım, kusura bakmasın. Yani bu kadar çok bakan değişiyorsa, bu kadar Merkez Bankası Başkanı değişiyorsa, ki o daha kritiktir bence. Yani bakan değişmesinden daha da kritik bir mesele Merkez Bankası Başkanları'nın değişmesi. O zaman bu, buradaki problem o değişen isimler değildir, onları değiştiren isimdir. İstikrarı kim bozuyor, süreci kim zedeliyor, ona bakacaksınız. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu isimleri göreve getiren isim, görevden alan isim. Ama politika hep aynı, hep yanlışlar aynı şekilde yapılmaya devam ediliyor. E ne olacak abi o zaman? Yani demek ki bir hata varsa, bir problem varsa, ne Berat Albayrak'ın hatası bu, ne Lütfü Elvan'ın hatası bu, ne Nebati'nin hatası bu, ne işte mevcut Merkez Bankası Başkanları'nın hatası bu. Tek yetkili ve tek etkili benim diyen isim olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatası demek ki ortadaki problem. Bunları yayınlayacaksınız değil mi? Hepsini yayınlayacağız. Tamam. Sıradaki sorumla devam edeceğim. Sorumun rengi kırmızı. Bir önceki soruda da Merkez Bankası Başkanları'nın değişmesinin aslında daha vahim bir durum olduğunu söylediniz hızlı değişimden konuşurken. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası web sitesinde Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerine hazırladığı bir kitapçık var. Oradan bir takım alıntılar yapmak istiyorum size. Şimdi Merkez Bankası bağımsızlığı para otoritelerinin kurumsal, yönetimsel, finansal ve para politikasına ilişkin kararlarını herhangi bir baskı unsurundan bağımsız bir şekilde alabilme kabiliyetini ifade etmektedir. Devam edersek, bağımsızlık, merkez bankalarını güvenilir kılarak para politikasının etkinliğini ve başarısını artıran, fiyat istikrarı hedeflerine daha başarıyla ulaşmalarını sağlayan bir ön koşul olarak görülmektedir deniyor. Yani bu ifadelere bakınarak şu çıkarımı yapmak yanlış olmaz. Merkez bankaları bir ülkenin sigortasıdır. Şimdi, bu kurumun para politikalarını uygulaması için bir istikrara sahip olmaları gerekmez mi diye sormak istiyorum. Şimdi baktığımızda son 20 yılda tam 6 kez Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiğini görüyoruz verilere ve bilgilere baktığımızda. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanları'na hedef alan açıklamaları da olmuştu. Bir örnek vermek istiyorum. Eski Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçe'yi kastederek Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası'nın para politikalarını ihanetle suçlamıştı. Tabii şunu da mutlaka vurgulamam lazım. Dünyada da benzer örnekler var. Mesela Donald Trump yüksek faizden dolayı Merkez Bankası Başkanı'nı, o da kendisi de Amerika'da suçlamıştı, Fed Başkanı'nı. O zaman soru gelsin. Merkez bankaları bağımsızlıklarını yitirirse ne olur? Bu olur. Bu fakirleşme olur. Para politikalarındaki bozulma olur. Faiz enflasyon ilişkisi bozulur.
Fiyatlar kontrolsüzce artar. Fiyat istikrarsızlığı oluşur. Daha ne sayayım yani. Ülke ekonomisi büyük bir çıkmaza ve uçuruma doğru sürüklenir. Daha da ısrar ederseniz bunlarda kriz olup bitecek iş buhrana dönüşür ve çok daha uzun vadeye yayılır. Daha derinleşir. Şimdi Donald Trump da bunu söyledi diyorsunuz ya. Hı hı. Donald Trump bunu kime söyledi hatırlayalım. Sayın Powell'a söyledi. Fed Başkanı Powell'dı o dönemde. Hı hı. Powell'ı kim atamıştı? Görev süresi öbür Merkez Bankası Başkanı'nın bittiği için bu arada. Yani onu görevden alıp onu atamadı. Görev süresi bitti. Powell'ı kim atadı diye bakıyorsunuz. Donald Trump atadı. Kendi atadığı Powell onun isteklerini yerine getirmediği için Trump eleştirdi. Ve Trump gitti, Powell kaldı. Çünkü bazı şeylerle oynamamalısınız, oynayamazsınız. Oynadığınız zaman bütün sistemi bozmaya başlarsınız. Güven, güven, güven falan diyoruz ya, işte bu. Merkez Bankası Başkanı'nı 30 defa değiştirirsen o kurumun artık etkinliğini ortadan kaldırırsın, bir. İkincisi, soru öncesinde söylediğiniz şeyler çok kritik. Bir iki cümle söylemek isterim ona da. O da şu, Merkez Bankası'nın elinde iki tane silah var. Bunlardan birisi rezerv, birisi faiz. E şu anda ikisinin de ortadan kalkmasının temel nedeni ne diye baktığınızda, işte bu Merkez Bankası'na yapılan müdahalelerin olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Artık bizim para politikasını yönetecek bir enstrümanımız elimizde kalmadı. Bundan daha kötü ne olabilir? Ne olabilir? Ekonomi konuşurken son dönemlerde gündemimize giren bir terimle devam etmek istiyorum ve çok önemli konu başlıklarından bir tanesi bu. Kur korumalı TL vadeli mevduat kavramı. Hı. 2021 yılının sonuna doğru Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayatımıza getirilen bir kavram bu. Şimdi amaç birikimlerini Türk lirası mevduatı olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmalarını engellemek. Özetle bir takım veriler de paylaşacağım detaylarına dair bu kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının. Şimdi özetle kişiler 3, 6, 9 ve 12 ay vadeyle bu hesabı açabiliyorlar. Ve vade sonunda kur değişiminin faiz oranının üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşterinin hesabına TL olarak yatırılıyor. Yani yatırımcının parası dolar karşısında ezilmesin diye korunuyor. Böyle kısaca özetlemek gerekirse bu mevduat tanımına göre. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu uygulamayı bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak şeklinde bir açıklaması olmuştu. Böyle tanımlamıştı bu mevduat hesabını. Sayın Maliye Bakanı Nebati ise Mart ayında yaptığı açıklamada kur korumalı mevduat hesaplarında %56'sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar lira para birikmiştir demişti. Tabii diğer yandan ekonomi profesörü Refet Gürkaynak'ın açıklamasını da söylemek isterim. Döviz kurunda keskin bir artış olduğunda bütçeye kesin bir yük binecek diye bir değerlendirmesi oldu. Bu mevduat hesabı ile ilgili bir başka ekonomisten de bir alıntı yapacağım. Doçent Doktor Ümit Akçay, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazinenin TL mevduatlarının kur karşısında değer kaybını önleyecek ödemeleri doğrudan bankalara yapması mümkün değil. Tabii bu açıklamada olayın bir başka boyutunu gözler önüne çıkardı. Peki siz kur korumalı mevduat hesabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyoruz. Soru gelsin. Kur korumalı mevduat hesabı bizi ne kadar korur? Biziyle kastımız ülke mi, kişi mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülke. Eyvallah. Şimdi kişileri korur. Yani kur korumalı mevduat döviz almaktan farklı bir şey değil. Hatta daha avantajlı birçok noktada. Çünkü düşse bile o seviyeleri korumaya devam ediyorsunuz. Üzerine bile faiz alıyorsunuz. Müthiş bir şey. Bankacılık ürünü. Ama banka risk almıyor. Nasıl olacak bu iş? Yani bankanın hiçbir riski yok ki burada. Bu ürünü devlet risk alarak vatandaşlarına sunuyor. Peki devlet nasıl alıyor bu riski? Sayın Cumhurbaşkanı ya da Hazine Bakanı cebinden mi ödüyor? Hayır.
Ama ben cebimden ödüyorum. Mesela siz kur korumalı da hesap açıyorsunuz. Sizin faizinin karşılığını ben ödüyorum. Kur farkını ben ödüyorum. Nasıl oluyor diyeceksiniz. 21 milyar lira en son bütçeye olan yükü. En son gelen rakam. Kur biraz daha yukarıya gittikçe bu rakam daha da artacak. Yani belki 100 milyar lirayı bulacak. Yarın öbür gün bir kırılma olursa peki yani normal bütçe açığı kadar bir bütçe açığı daha olacak. Bunun bedelini kim ödeyecek? Vergi veren vatandaş ödeyecek. Banka alsa bu riski bana ne abi, ben koşa koşa bankaya gider yatırırım kur korumalıya. Ben paramı yatırmam ama. Çünkü bu hak yemek. Bu fakirden al zengine ver demek. Fakirden al zengine ver politikası bu. Yani inanılır gibi değil. Bunu hep anlatıyorum, hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Yani ben kur korumalının mantığına, bankacılık ürünü olarak duruşuna falan karşı değilim. Evet. Millet parasını korumak için götürüyor, yatırıyor da orada bir şey yapıyor. İyi de kardeşim, oraya parasını yatırmayan garibanın parasını alıyorsun sen, farkında mısın? Bu hak yemek değil mi? Bu kul hakkı değil mi ya? Şimdi konu ekonomi olunca çok fazla konuşulacak mesele var. Sıradaki sorumuzun rengi ise yine kırmızı. Emeklilikte yaşa takılanlar ekonomi başlığı altında mutlaka konuşulması gereken önemli başlıklardan bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında bu konuyla ilgili şöyle söylemişti. Biz bunu yapmayacağız dedi. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye de asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum dedi. Keza aynı şekilde EYT'liler, emeklilikte yaşa takılanlar için Sayın Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz yıllarda tutturmuşlar bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler dedi. Onlar hükümette olduğu sürece böyle bir şeyin mümkün olmayacağını da vurguladı Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii ki diğer taraftan sağlık çalışanlarının özlük haklarına dair yapılan bir görüşmede de AK Partili vekil Uğur Aydemir memur maaşları bütçeye yük ifadelerini kullandı. O zaman en net şekliyle soru gelsin. Memurlar ve EYT'liler ekonomiye yük mü? Memurlar, EYT'liler, emekliler bu ülkeye bir yük değil, bir kazançtır. Ve bu ülkeyi ayakta tutan temeldir ve direktir aynı zamanda, orta direktir. Bunu bir kenara koyalım. Yük olur mu? Yani memurlardan hizmet alıyoruz. Bugün memur deyince polis aklınıza gelsin, memur deyince öğretmen aklınıza gelsin, vergi memuru aklınıza gelsin ya da devlet dairesinde çalışanlar aklınıza gelsin. Bunların hepsi memurdur. Günün sonunda siz tutup da bunlara yük diyebilir misiniz? Bu ülkenin sırtında yük varsa 3-5 tane ballı kaymaklı müteahhittir. Yani kimin yük olduğunu biz biliyoruz. Neyse. Yani buradaki hikaye şu, aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği külliyen yanlış. Bir kere EYT'nin açılımı yanlış. EYT'nin açılımı emeklilikte yaşa takılanlar demek. Erken emeklilik değil yani. Adamlara bir hak tanınmış, devlet demiş ki, devletin güvenilirliği burada ortaya çıkar. Vatandaşına bir söz verir ve o sözünü tutar. Devlet bir söz vermiş, bunun karşılığında prim gün sayısını doldurmuş insanlar, ödemeleri gereken primi ödemişler, her yükümlülüklerini yerine getirmişler ve hakları olanı istiyorlar. Yani ben milletimin hakkını kimseye yedirmem, siz milletinizin hakkını yiyorsunuz ama EYT'lilerin hakkını yemek milletin hakkını yemek değil mi? Yani şimdi burada inanılmaz bir çelişkiler yumağı var. EYT'li hakkını istiyor, doğru olarak hakkını istiyor. Belki de Türkiye'de en haklı hakkını isteyen adamlar bunlar, insanlar bunlar. Ve sen diyorsun ki hayır, ben senin hakkını gasp ettim, vermeyeceğim. Bu hak gaspıdır ya. Kazanılmış bir hakkın üzerine yatmak hak gaspıdır. Başka bir açıklaması yoktur bu. Başka bir açıklaması yok. Devam edelim. Selçuk Bey, mevcut ekonomik krizi 2001 kriziyle eş tutanlar var. O zamanki mevcut mali yapıya baktığımızda hiperenflasyon ve devalüasyondan bahsetmek de mümkün. Bugünkü mali tabloda ise bunlardan bahsedilmiyor. Nihayetinde soru gelsin.
Yatırımcıların parası bankada güvenli mi? Güvenli. Asıl soru buysa evet, bankada güvenli. Yani ben şöyle, bu soru bana çok sıkça gelen bir sorudur. Ya işte bankalar batacak, paramız gidecek, işte dövize el konulacak falan. Yok, bunların hiçbiri olmayacak. Yani yıllardır söylüyorum, böyle bir şey olması mümkün değil. Bu yapıldığı gün kafaya sıkmaktır bu. İntihar etmektir bu. Yani çünkü artık bunun tevatürünün bile çıkması büyük bir panik yaratır. Ve insanlar bankaları batırırlar. Öyle düşünün. Yani finansal sistemi çökertirsiniz böyle bir adım attığınızda. Onun için ne bankalardaki paralara el konulur, ne dövizlere el konulur. Yani yapılabilecek, atılabilecek en ahmakça taştır bu. Onun için böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Bankada herkesin parası güvenli bana göre. Ha, bankacılık sistemi güvenli mi? Hop, ayrı bir tartışma. Onu uzun uzun konuşuruz, sabahlara kadar konuşuruz. O ayrı bir hikaye. Ama ben para konusunda kimsenin sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Gelelim sorunun açılımına, ilk yani sorudan önceki bölüme. 2001 kriziyle bugünkü kriz arasında dağlar kadar fark var kardeşim. Birincisi, o zaman hane halkının hiç borcu yoktu. Bugün hane halkının tamamı borçlu neredeyse. 20 milyondan fazla insan icralık olmuş durumda. Banka batıkları almış başını gitmiş durumda. Türkiye'nin özel sektörünün borcu almış başını gitmiş durumda. Kısa vadeli borç 190 milyar dolara gelmiş durumda. Bütçe açığı korkunç seviyelere çıkmış durumda. Bütün makroekonomik verilerin bozulmuş, şirketlerin kritik süreçte, döviz açıkları var, vatandaşın da batmış durumda. Eğer ki 2001'e benzer bir kriz yaşanırsa Türkiye'de taş taş yerinde kalmaz. Öyle söyleyeyim. Taş taş üstünde kalmaz yani. Ha, şimdilik niye çıkmıyor? Yani zorluyorlar çıkmaması için, ama bu da Türkiye'yi bir krizden bir buhrana doğru itiyor. Bunun da farkında değiller. Bence çok daha tehlikeli olan kısım bu zaten. Şimdi konut fiyatları ve kira artışlarıyla devam etmek istiyorum. Bu konuyla ilgili özellikle İstanbul'da metrekare fiyatlarında korkunç durumda artış söz konusu. Özellikle bazı semtlerde. Şimdi baktığımızda satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı İstanbul'da Mayıs sonu itibariyle 15.767 TL olarak hesaplanıyor. Bu da herhangi bir semtte 80 metrekare ortalama bir ev satın alma niyetine girdiğinizde bu dairenin fiyatının 1.261.000 TL olması demek. Maaşlı çalışanların, tabii memur ve emeklinin ya da asgari ücretlinin eğer kenarda bir parası, bir yatırımı, başka bir yatırımı yoksa İstanbul'da ev sahibi olması mümkün değil gibi gözüküyor bu hesaplamaya göre. Tabii yüksek banka kredileri de var. Bu krediler ve ödemeler bu kesimin ödeyemeyeceği oranlar. Yeni açıklanan düşük faizli kredi modelinden de bahsetmek istiyorum. 1 milyon kredi çeken bir vatandaşın 120 aylık planda 14.277 lira aylık para ödemesi yapması gerekiyor ki bu hiç de az bir rakam değil. Üstelik bu konut fiyatları, kira fiyatlarındaki artışlar sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşın en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu artış artık hani çıldırmış durumda bir artış. O zaman soru gelsin. Türkiye'de ev almak hayal mi oldu? Hayal oldu. Hayal oldu. Artık bunun paradilleri de yapılmaya başlandı zaten. Türkiye'de %3'lük bir yabancı kesim fiyatları belirler hale geldi. Korkunç fiyat artışları var. Ve işin kötü tarafı, ev almanın alternatifi de hayal olmaya doğru gidiyor. Ve Türkiye'de ciddi bir barınma krizi göstere göstere geliyor. Onu söyleyeyim size. Yani ev satın almanın alternatifi nedir sorusunun cevabı? Kiralamaktır değil mi? Yani kullanım haklarını almaktır. Ama Türkiye'de mesela artık ev kiralayacak boyutta da değil insanlar. Yeni evlenecek bir çift işte 8-10 bin liradan bir eve çıkmak zorunda. Azıcık, o da kentin kıyısında. Kentin içine doğru giriyorsa 15 bin liraları falan ödemek zorunda. Kim kazanıyor bu parayı da kim ödeyebilecek? Ve korkunç bir sosyal krize doğru ilerliyoruz. Kim alıyor peki abi evleri? Bunu cevaplayacak olan ben değilim. Ama şunu cevaplayacak olan benim. Burada korkunç bir manipülasyon ve balon kokusu var. Konut balonu kokusu var. Bu balon patlar mı? Yani patlamazsa, ben yanılırsam ve patlamazsa, emin olun
sosyal kriz patlar. Bakın çok daha tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz. Eğer ki konut sektöründe bu fiyatlar bu şekilde yükselmeye devam ederse, kiralar ve fiyatlardan bahsediyorum. Sosyal kriz patlar. 4250 liralık asgari ücretten bahsediyoruz. Ortalama gelirin asgari ücret olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Borçluluk seviyelerinden bahsediyoruz. Orta gelirlinin artık dar gelirli olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. İnsanların umutlarının bittiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer ki konut fiyatları patlamazsa, bu balon patlamazsa +30 sosyal problemler patlar diyorum size. Çok kritik bir şey söylüyorum. Ve iş o tarafa doğru gidiyor. Nedir sosyal problemler? İnsanlar sokaklarda mı yaşayacak, çadırlarda mı yaşayacak, nerede yaşayacak? Gıda krizinden bile daha tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz bakın. Gıda sorununu bir şekilde çözebilir insanlar. Ama barınma sorununu nerede çözecekler? Kimin yanında yaşayacaklar? Kim kimin yanında yaşayacak? Ve bunu +30 ve bunu ne yazık ki bu ülkeyi yönetenler ısrarla görmemekte ısrar ediyorlar. Görmüyorlar. Ya da görmek istemiyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki 2 milyon kredi vereceğiz. 2 milyon kredinin geri ödemesi 28 bin lira. Kim ödeyebilecek bunu? O açıklamadan sonra ev fiyatları bir kez daha ikiye katlıyor. Kiralar bir kez daha ikiye katlıyor. 25'lik artışa fixledik diyorlar. Yeni kiralamalarda patlama yaşıyor. Fiyat patlaması yaşanıyor. Nasıl olacak arkadaş bu iş? Nasıl olacak? Bakın çok net söylüyorum. Bu işe çok acil bir şekilde müdahale edilmezse bu iş hiçbir şeye benzemez. Çok büyük sosyal problemleri beraberine getirir. Çok büyük. Ve bütün gelişmiş ülkeler bu dönemde konut fiyatlarındaki artışa karşı vatandaşlarını mutlaka korurken biz müteahhitleri korumaya devam ettik ne yazık ki. Ve manipülatörleri ve organizatörleri korumaya devam ettik ne yazık ki. Selçuk Bey, ev dedik, otomobil konusuna da değinmek istiyorum. Tabii tıpkı konut piyasasında olduğu gibi otomobil piyasasında da işler pek yolunda gitmiyor. Türkiye nüfusu oranla sıfır araç satışında Avrupa'nın en gerisinde kalmış durumda. Ocak ve Şubat ayına dair bir takım veriler paylaşmak istiyorum burada da. Türkiye'de 1000 kişiye düşen yeni araç satışı sadece 1. Bu rakam Avrupa genelinde 3.65. Yani Türkiye bu istatistikle genelde 31 ülke arasında 30. sırada, yani sondan 2. sırada yer alıyor. Ülkemizde örnek verecek olursak B segment bir aracı örneğe aldığımızda bir askeri ücretlinin 101 aylık maaşına tekabül ediyor. Aynı araç için Almanya'da bir askeri ücretli 12 ay çalışıyor. Yani Türk vatandaşı Alman vatandaşından 7 yıl daha fazla çalışmak zorunda B segment bir araç sahibi olabilmek için. O zaman soru gelsin. Türkiye'de sıfır otomobil almak hayal mi? Yani öyle. Yani 1 milyonlar, 1,5 milyonlar, 2 milyonlar, 3 milyonlar, 5 milyonlar falan havalarda uçuşuyor. En ucuz araç. En ucuz araç 500 bin lira falan herhalde. 450-500 bin liradan falan konuşuluyor. Dolayısıyla hayal. Ama burada başka bir şeyden daha bahsetmek gerekiyor. Otomotiv sektöründe bir kara borsa ve kıtlık ekonomisi oluşmuş durumda. Ya çok daha tehlikeli bir şey değil mi bu? O da şu, sıfır araç bulamıyorsunuz. Talep kaynaklı değil bu ama. Distribütörler endişelerden dolayı ve fiyat istikrarsızlığından dolayı sadece yazılan kadar otomobili getiriyor. Yani müşteri odaklı otomobil getiriyor ve onu müşterilerine veriyor. Hala sırada bekleyen bir takım insanlar oluyor. O kıtlık ekonomisi ikinci el pazarında korkunç bir fiyat artışını ve kara borsayı beraberinde getiriyor. Mesela sıfıra 1 milyona aldığınız arabanın ikinci eldeki fiyatı 1 milyon 300 bin lira, 1 milyon 400 bin lira, 1 milyon 500 bin lira oluyor. Ya da motosiklette aynı şeyi görebiliyorsunuz. Benzer ürünlerde bunları görüyorsunuz. Ha, dünyada da evet bir fiyat artışı var ama bizdeki garabet yok dünyada. Onu söyleyeyim. Ve dar gelirli için zaten hayalde de orta gelirli ve orta gelirlinin üstünde gelir elde eden insanlar için bile artık araba almak sıfır veya ikinci el fark etmez. Hayal haline geldi. Sıfır veya ikinci el araç alamazsınız.
alamıyor insanlar. Ama bir konut krizi kadar derin bir kriz değil elbette bu. Bu başka bir sıkıntıyı ortaya koyuyor. Ülkedeki işte o merkez bankalarının yarattığı fiyat istikrarsızlığının, yani bizim merkez bankamızın yarattığı fiyat istikrarsızlığının oluşturduğu bir problemi ortaya koyuyor bu. Pekala, mülteci sorunuyla devam etmek istiyorum sıradaki sorumda. Belki de muhalefetin ve iktidarın ya da onları destekleyen kesimlerin ortak mutabık kaldığı tek konu diyebiliriz bu meseleye. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yeni, son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz ifadelerini kullandı. Yapılan anketlerde de halkın büyük bir çoğunun mültecileri istemediği, onların geri gönderilmesi gerektiğini savunduğu sonuçları ortaya çıkıyor. Ekonomik anlamda da bize çok ağır bir faturası var ve bu konu Türk vatandaşının üzerinde çok büyük bir yük diyen uzman görüşleri ve siyasetçiler de var. Tabii istatistiki verilerden ben gitmek, belgelerle, bilgilerle daha açık bir şekilde tabloyu ortaya koymak isterim. Mayıs ayı itibariyle ülkemizdeki geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 3.763.652 kişi olarak açıklanmış. Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığındaki Suriyeli sayısı 744.161 kişi, 10 yaşın altındaki Suriyelilerin sayısı ise 1.077.268 ve ülkemizdeki kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması ise 22.3 ve bugüne kadar Suriyeliler için harcanan paranın da yaklaşık olarak 50 milyar dolar olduğunu biz biliyoruz. O zaman soru gelsin, mülteci sorununun ekonomimize gerçek faturası ne? Şöyle, bir kere bu bir mülteci sorunu olmaktan çıktı. Yani bir mülteci sorunu olduğunu düşünmüyorum ben. Sığınmacı olarak geldi Suriyeliler. Sonrasında ülkenin her yerine dağıldı. Avrupa istemedi. İşte Yunanistan sınırlarını hemen kapattı. Biz tampon bölge olarak kaldık ve bu süreci ya bilinçli olarak ya bilinçsiz olarak yönetemedik. Fatura öyle 40 milyar dolarlar falan değil, çok daha ağır faturası var. Ama mülteci meselesini böyle çok fazla tetikleyenlerden birisi de iş dünyasıydı. Çünkü orada bir ucuz iş gücü yaratıldı. Ve bunun maddi faturasından çok daha ağır bir manevi faturası oldu, işsizlik gibi. Yani gençlerin umudunu kaybetmesi gibi. Ne kadar mülteci geldiyse bir o kadar gencimizi kaybettik, yurt dışına gitti. Hem de bunlar kalifiye çocuklardı. Dolayısıyla bu işe artık bir dur denmesi gerekiyor. Bir, ikincisi de bu mültecilerin, mülteci ya da sığınmacı nasıl artık tanımlanıyorsa, Türkiye'nin acil sorunlarından birisi olduğu kanaatindeyim ben. Bunu faşizan bir söylemle söylemiyorum. Yani tamam, hepimiz insanız. Evet tamam, hepimiz birbirimize destek olalım falan ama önce kendi insanımız diyebilmeliyiz burada. Eğer ki kendi insanınız bu kadar ağır koşullarda ve sıkıntılarda yaşarken siz onlara ayrıcalıklar tanıyorsanız, o zaman bu eleştirileri de hak edersiniz. Ve günün sonunda bu mülteci sorununun acil çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani başka çaresi yok ve ekonomiye çok daha ağır faturası var. Öyle 40 milyar dolar falan değil. Yani ben 100 milyar doların çok çok üzerinde olduğu kanaatindeyim. Yan etkileriyle birlikte. Buradan devam edelim. Kendi gençlerimize dönelim. Önemli sorunlardan bahsetmiştik. Şimdi geçtiğimiz sene CHP Argi Bilim Platformu tarafından bir rapor hazırlanmış. O raporda AK Parti'nin yol açtığı büyük beyin göçü başlıklı bir rapor bu ve ülkemiz adına o raporda çok önemli sonuçlar ortaya çıkmış. CHP Milletvekili Profesör Doktor Fethi Açıkel bu rapora dayanarak 2016-2019 yılları arasında Türkiye'den göç eden 20-35 yaş arası nüfusun %70 oranında arttığını belirtiyor. Yine 2019 TÜİK rakamları da bu konuda maalesef hiç iç açıcı değil, çok çarpıcı sonuçları içeriyor. Ülkeden yurt dışına giden 330.289 kişiden 50.154'ü 25-29 yaş grubu aralığında. Öyle bir duruma geldi ki bu mesele,
ülkeden gençler aslında ülkeyi terk etmiyor, adeta ülkeden kaçıyorlar gibi. Bu veriler ışığında tabii ki maalesef. Öyle ki yaş aralığı da liseye kadar düşmüş durumda. Ülkemizin en iyi liselerini bitiren gençleri artık üniversiteyi dahi Türkiye'de okumak istemiyorlar. Üniversiteyi yurt dışında okumak istiyorlar. Tabii sizin de iki tane evladınız var. Kızınızın üniversite sınavına yeni girdiğini biliyoruz. Bir baba olarak evladı üniversiteye girecek, evladının gelecekle ilgili en önemli adımları attığı bu yıllarda belki bir takım kaygıları da hisseden bir Selçuk Geçer olarak size sormak istiyorum. Tabii bu sorunun yanıtında kızınızın ismini de bizimle paylaşırsanız Yağmur. Başarılar da diliyoruz hayatında, eğitim hayatında çok ve kariyerinde. Size bu özelde genel olarak bu çerçevede bu meseleyi değerlendirmenizi isteyeceğim. En üzücü sorularımızdan bir tanesi bu ama en yalın haliyle soralım. Soru gelsin. Genç nüfus neden ülkeyi terk ediyor? Umut bittiği için, güven bittiği için. Yani bu kadar net. Çocuklar para için falan gitmiyor. Yani bu şeyde göç gibi değil. Hani İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya kapılarını işçilere açmıştı. Türkiye'den de bir yığın işçi gitmişti o tarafa. Para için gitti o insanlar. Para kazanmak için, birikim yapmak için, o birikimlerini tekrar Türkiye'ye getirip bir mal sahibi olabilmek ya da geleceğini güvence altına alabilmek için gittiler oraya. Ben de Almancı bir ailenin çocuğuyum bu arada. Yani benim annem babam da Almanya'da işçi olarak çalışmış, orada tanışmış, evlenmiş bir çift. Günün sonunda bugünkü tablo o olsaydı o kadar endişelenmezdim. Bugünkü tablo o değil. Tanımınız çok doğru. Kaçarcasına gidiyor insanlar. Çünkü umut yok, korku var ve güven yok. Gençler sürekli kendilerini itilmiş, dışlanmış olarak hissediyorlar. Gelecekle ilgili kaygıları var. Yurt dışına gittiklerinde diyorlar ki nasıl olsa burada hazır yapılmışı var. Cem Yılmaz'ın dediği gibi hazır yapılmışı var. Yani burada demokrasi var, hukuk sistemiyle ilgili bir problem yok, gelecek kaygısı yok. Burada beni insan yerine koyuyorlar, bana değer veriyorlar, bana önem veriyorlar. Bütün bu kıstasları düşündüğü için gençler gidiyor. Para için gitmiyorlar yani tek başına. Ben burada mücadele edersem karşılığını alabilirim diye gidiyor. Sadece para sahibi olduğu için birileri benim üzerimde hükümranlık kurmaz, ben bunu biliyorum diye gidiyor o çocuklar. Yani oradaki fikir paranın çok daha ötesindeki bir fikir, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Türkiye için çok büyük bir kayıptan bahsediyoruz. Bunların çok büyük bir kısmı yetişmiş, kendisini geliştirmiş çocuklar. Zeki çocuklar, akıllı çocuklar, bilgili çocuklar. Pekala. Sıradaki sorumuzla devam edeceğim. İstisnasız her konulma atlamadan sorduğum bir soru bu. Bu sorun çözülene kadar ve bu mesele halledilene kadar bu sorunun rengi de her daim kırmızı olacak. Ülkemizin kanayan yarası olan bir mesele kadına yönelik şiddet ve bu şiddete kurban edilen kadınlarımız da ben bu soruyu sorarken bir takım veriler paylaşmadan önce saygıyla ve rahmetle anmak isterim. Ve bir takım veriler paylaşacağım şimdi sizlerle. TÜİK verilerine göre nüfusumuzun %49.9'unu 42.252.172 kişiyle kadınlarımız oluşturuyor. Bu aslında neredeyse nüfusumuzun yarısına tekabül ediyor. Diğer taraftan 2021 yılında 280 kadınımız, 2022 yılının ilk iki ayında ise 98 kadınımız erkekler tarafından öldürüldü. 217 kadınımız da şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun paylaştığı verilere göre 2021'de öldürülen 280 kadının 124'ü evli olduğu erkek, 37'si birlikte olduğu erkek, 24'ü tanıdık bir kişi, 21'i eski kocası, 16'sı akrabası, 13'ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13'ü babası, 11'i oğlu, 6'sı kardeşi, 3'ü tanımadığı bir kişi ve biri kendisini takip eden bir erkek tarafından öldürüldü. Bu korkunç ve kan donduran bir tablo.
kadın cinayetleri özelinde karşımıza çıkıyor. Tabii yine şunu vurgulamam gerekir ki bunu bir baba olarak da, bir kız evlat babası olarak da geleceğe erkeklerimizi eğitmemiz gereken, erkeklerimizi eğiterek belki de çözmemiz gereken bu sorunu geleceğe eğitilmiş bir erkek yetiştiren bir baba misyonunuzla da sormak isterim. Soru gelsin. Türkiye kadınlarını neden koruyamıyor? Bu sorunun cevabı şöyle. İlk önce sosyal sorunlar kaynaklıydı. Daha önce de bu sorunlar yaşanıyordu. Belki bizim 100 yıllık, 200 yıllık problemlerimizden birisi ataerkil bir yapıya sahip olmamız falan. İşte çok fazla töre kaynaklı cinayetlerin işlenmesi gibi gibi gibi. Yani sosyolojik tarafını söylüyorum ama ben son dönemdeki tablonun bu olduğunu düşünmüyorum. Sizin okuduğunuz veriler dışında bazı veriler beni destekler nitelikte çünkü. Daha çok ekonomik kaynaklı kadına şiddet oluşmaya başladı. Çünkü bunu savunur bir tarafı yok bu arada. Hemen altını çizerek söylüyorum. Ben bir kız babası olarak, bir kadının eşi olarak söylüyorum bunu. Aynı zamanda da bir oğlum var benim. Onlara da buradan selamlarımı yollayayım. Hem eşim Filiz'e hem de Emre Erol Geçer'e. Bunun savunur bir tarafı yok. Ama söyleyeceğim şey şu. Ekonomik sıkıntılar o kadar çok büyüdü ki insanlar artık çok daha fazla tahammülsüzleşti. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu sorunu herhalde iyi bir toplum olarak, iyi insanlar olarak çözebiliriz. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Yani önce kendimize dönüp bir bakmamız lazım ve biraz ayarlarımızı düzeltmemiz lazım. Günün sonunda söyleyeceğim tek bir şey var. Kadının şiddetin ya da kadın ölümlerinin hiçbir açıklaması yok. Ne denilebilir ki bu konuyla ilgili? Ya şundan dolayı haklı adam falan diyemem yani. Yani bu işin sonuçta her sonucunda her zaman haksızdır. Ve bu kırmızı soruyu sormaya devam edin arkadaşlar. Pekala. Tekrar YouTube videolarınıza geri dönmek istiyorum. Videolarınıza attığınız bazı başlıkları teker teker okuyacağım şimdi sizlere. Bazılarını da acaba okusam mı diye düşündüm ama okumamaya karar verdim. Çakıp gidecekler, işi bilmeyen çavuşlar, S-400'e avuçlar. Ne kadar basarsan o kadar çıkar. Ne kadar atar o kadar gider. Hadi tut da göreyim. Tabii eşyanın tabiatı gereği de başlıkların böyle olması gerektiği de belki dijital ortamda daha samimi bir dilden kaynaklı olarak düşünülebilir. Veya bu sizin başlıklarınız çok seksist ve cinsiyetçi de yorumlanabilir. Tabii cinsiyetçi, seksist alt metinleri olan başlıklar da denilebilir. Evet. Nereden baktığınıza bağlı bu meseleye. Spekülasyona çok açık başlıklar olduysa kesin. Kullandığınız bu dille siz kadınların ekonomiye ilgi duyabileceğini düşünüyor musunuz? Ama asıl soru gelsin. Ekonomi diliniz eril olmak zorunda mı? Harikasınız ya. Bence bu gecenin en güzel sorularından, ya bugünün en güzel sorularından birisiydi. Ben hiç o kafayla atmadım onu da. Hadi tut da görelimin eril tarafını anlayamadım. Başka ne kadar atar o kadar gider. Ya bunların hepsi dolarla ilgili aslında. Çakıp gidecekler. O manipülatif bir süreçti o dönem. Onu söyledim. Yabancıların alıp doları alıp gideceğini. Ama yani kim nasıl anlamak istiyorsa öyle anlıyor herhalde diye düşünüyorum. Yani o benim eril davranışım değil, karşı tarafın eril anlayışı olabilir diye düşünüyorum. Benden kaynaklı bir sorun yok ortada. Yani spekülasyona açık başlıklar attığınızı kabul etmiyor musunuz? O benden kaynaklı değil, karşı taraftan kaynaklı. Yani insan nasıl anlamak istiyorsa öyle anlar. Ben onları o amaçla atmamıştım, öyle atmamıştım. Ama karşı taraf, izleyici öyle anlamak istiyorsa ya da siz öyle anlamak istiyorsanız ya da editör arkadaşlar öyle anlamak istiyorlarsa onlara da saygım sonsuz tabii. Ben bir şey sormak... Benim eril başlıklar değil, sizinki eril yaklaşım. Ha, işi bilmeyen çavuşlar S-400'ü avuçlar. Evet. Bunu ben nasıl anlamam lazım? Hadi bunu anlamam gereken doğru tarafı öğrenmek istiyorum sizden. Tamam, videoyu izlediniz mi? O videoyu izlemedim. İzleseydiniz söylediğimi anlardınız. S-400 krizinin olduğu dönem
işi bilmeyen çavuşlar. Bunun açık halinde söyleyeyim mi, ister misiniz? Benim için sıkıntı yok, televizyonunuz açısından sıkıntı olmayacaksa. Söyleyeyim mi açık halini? Açık halini söyleyebilirsiniz söyleyeyim tabii mi? Dijital platformdayız, buyurun. Tamam. Yani işi bilmeyen çavuşlar döner kıçını avuçlar denir. Bu lafın karşılığı odur. Kendi kıçını kasteder o. Herhangi bir kadının kıçı değildir yani. Ve işi bilmeyen çavuşlarla kastedilen o deyimdeki amaç şudur. İşi bilmiyorsun. Sen sürekli olarak hata yapıyorsun ve sonucunda da bir doğru bir şey ortaya çıkmasını bekliyorsun anlamına gelir. Bunun kadınlarla ne ilgisi var? Ama bazı hanımlar bunu eril olarak anlamak istiyorlarsa ve anlıyorlarsa başta siz, ona saygı duyarım tabii ki yani. Soruyu siz sorduğunuz için söylüyorum. Pekala, ben bu konuyla ilgili değerlendirmemi mutlaka programın sonunda yapacağım. Ben de değerlendirmemi yapacağım. Format dışına çıkmak istemiyorum. Ben de yapacağım değerlendirmemi. Pekala. Sıradaki soruyla devam edeceğim. Nasrettin Hoca'nın Ya Tutarsa hikayesini hepimiz biliyoruz. Size karşı bir kesimde tespitlerinizin kısa vadede gerçekleşmediğini, uzun vadede sizin yaptığınız tahminlerin tutmasında pek zor olmadığını söylüyorlar. Yani aslında sizi gelecekte olan şeyleri kısa vadede değil de uzun vadede bilmekle eleştiriyorlar. Yani bugün söylediğiniz yarın çıkmıyor ama bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bu eleştiriden algıladığımız bu. Bu anlamda siz tahminlerinizin çıkma süresiyle ilgili yapılan bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Esasında soru gelsin. Selçuk Geçer ekonominin Nasrettin Hoca'sı mı? Selçuk Geçer ekonomist, trader değil ki. Ben trader değilim. Ben günlük olarak alsat tavsiyesinde bulunmuyorum. Eğer öyle bir şey istiyorlarsa bir yayın aracı kurum var, banka var, onların uzmanları var. Alo derler. Abi bugün ne olacak hisse senedi? Yükselecek mi, düşecek mi? O da onlara cevap verir zaten. Ben trader değilim. Trader günlük alsatçı bir adam. Ben ekonomistim. Ben orta ve uzun vadeli projeksiyonları, hedefleri söylerim. Ve söylediklerim çıkar veya çıkmaz. Ve bunu söylerken de mutlaka bir altyapısını anlatırım. Yani neden bunların olacağını söylerim. Bir şey daha söyleyeyim. Çok fazla uzatmayacağım bu konuyu. Madem bu kadar basitmiş, niye söylememiş kendileri? Bugün burada ben oturuyorum, onlar değil. Neden? Özellikle rahmetli Turgut Özal'ın çok kullandığı bir terim vardı, orta direk ifadesi. Bu terim işçi, memur, emekli, esnaf, çiftçi gibi genellikle sabit gelirli toplum kesimlerini tanımlamak için kullanılıyordu. Orta direk kavramı tabii toplumun geniş bir kesimini de temsil ediyordu. Hem ekonomistler hem de siyasiler açısından da çok önem arz eden bir kesim. Ülke ekonomisinin tabii ki her anlamda lokomotifiydi bu kesim. Çalışır, üretir, kazanır ve harcardı. Tam da doğru tabir aslında, ülkenin ekonomisinin lokomotifi. Ama maalesef son dönemlerde önemli ve hayati önemi olan bu yapı taşı nefessiz kaldı ve tükenmeye yüz tuttu. Siz de programda aslında orta direk, orta sınıf olarak nitelendirdiniz. Milyonlarca insanı temsil eden, ülkenin büyük çoğunluğunun konumundaki bu kavram terminolojiden de koptu demek yanlış olmaz. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Ekonomi Bakanı Sayın Nurettin Nebati çok konuşulan bir açıklamasıyla gündeme geldi. Konuşmasında dedi ki enflasyonu düşürmek için sert tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettik. Dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar, çarklar dönüyor şeklinde açıklandı. Tabii gündem oldu bu konuşma ve tabii ki kamuoyunda işçi kesimini kaderine terk ediş olarak da adlandırıldı, eleştirildi de bu açıklaması Sayın Bakan'ın. Arkasından gelen tepkiler de uzun sürede zaten biraz önce de belirttiğim gibi gündemde kaldı. Sizin Sayın Nebati'nin bu açıklamasına istinaden değerlendirmenizi merak ediyoruz. Ama asıl soru gelsin. Orta direk bilinçli olarak mı bitiriliyor? Görünen o. Önce onu söyleyeyim, görünen o. İkincisi, Sayın Nebati ile ilgili görüşlerimi ben söylemiştim zaten bu açıklama sonrasında. Daha bu cümle biter bitmez istifasını vermeliydi Sayın Nebati ya da görevden alınmalıydı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Çünkü dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde ya da sosyal devlet olduğunu iddia eden hiçbir ülkede böyle bir açıklama yapan Hazine Maliye Bakanı o görevinde kalamaz. Kalmamalıdır da. Yani biz büyümeyi tercih ettik. Bu
kaçıncı söylemi? Bir kere de küçük yatırımcı çarpıldı falan diye bir açıklama yapmıştı. Bu da bir diğer açıklaması. Yani biz işte dar gelirliği feda ettik, zengini daha zengin yapmak için. Bunun başka bir açıklaması yok, anlamı da yok. Sadece işçi sınıfı da ilgilendirmiyor, işçi sınıfını da ilgilendirmiyor bu durum. Bu memur dediğimiz kesimi de ilgilendiriyor, sizi de ilgilendiriyor, beni de ilgilendiriyor. Sokakta gezen, orta gelir seviyesinde olduğunu sanan, aslında fakir olan insanı da ilgilendiriyor. Öbür taraftan orta gelir seviyesi bilinçli mi bitirildi? Görünen o. Yani niye bunu söylüyorum? Çünkü kademe kademe orta gelir seviyesi yok ediliyor. Peki orta gelir seviyesi nedir? Sadece ekonomi midir? Hayır. Orta gelir seviyesi aslına bakarsanız orta bilinç seviyesidir. Yani ülkenin mühendisidir, ülkenin doktorudur, ülkenin aydın insanıdır, eğitimli insanıdır. Orta gelir seviyesi sadece geliri belli bir seviyenin üzerinde olan insan demek değildir. Anlatabiliyor muyum? Gazetecisidir, televizyon sunucusudur falan filan, şimdiki YouTuber'ıdır ya da. Ama siz eğer ki bu kesimi yok ederseniz korkunç bir cahilleşmeyi ve biatçılığı hedeflersiniz. Belki de hedef bu. Belki de böyle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Buna nereden ulaşıyorum ben? Bu ülkede 14 milyon insan devlet yardımlarıyla geçinir hale geldiyse demek ki bu özel bir tercih. Bu özel bir tercih. Yani insanlar daha fakirleşsin, bize daha muhtaç olsun, bizim oy depomuz olsun anlamına gelir. Ama şunun farkında değil ya. O zaman bu kesimi herkes kullanır. Bugün A partisi kullanır, yarın B partisi kullanır. Ama günün sonunda kaybeden kim olur? O ülkenin kendisi olur. Aydın insanları olur. O insan, o ülkenin bilinç seviyesi olur. Gelişmişliği olur. Ve gelişmiş ülkelere bakın, hepsinde orta gelir seviyesi en üst noktadadır. Pekala, Selçuk Bey, farklı başlıkları ele alıp konuştuk. Kendi içeriklerinizde siz çok doğru tahminler de yaptınız. Halen de aynı şekilde gündem yaratacak ekonomik tahlillere imza atıyorsunuz. Bu program içerisinde de önemli başlıklar konuştuk. Tabii söylediklerinizin bilimsel boyutunu ve gözlem safhalarını bir kenara bırakırsak, ben size daha açık, net sormak istiyorum bu soruyu. Geceleri yalnız kaldığınızda atacağınız başlıkları düşündüğünüzde sizi korkutan senaryolar zihninize geliyor mu? Aklınızdan hiç böyle korkunç tablolar geçiyor mu diye de merak ettik açıkçası. Yani biz bu programdan sonra yarın atacağınız video başlığınızı bu programda atmanızı rica edeceğiz sizden. Soru gelsin. Bizi bekleyen en büyük felaket senaryosu nedir? Hiperenflasyon, yüksek işsizlik, aşırı fakirleşme, kontrolsüzce yükselen, kırılan dolar kuru. Bunlar bizi bekleyen felaketler silsilesi ama günün sonunda ekonomik buhranın derinleşmesi ve bunun içerisinde çeşitli ekonomik krizlerin olmaz. Yani bu bir gün finansal kriz olacak, bir gün konut krizi olacak, bir gün işsizlik krizi olacak, istihdam krizi olacak. Yani ben bunları şu anda felaket tellalıymış gibi söylüyorum, biliyorum sizin karşınızda ama bunlar teker teker olacak. Eğer biz bu süreçleri doğru yönetemezsek. Hadi size başlık çıkartayım o zaman, başlık istiyorsunuz benden. Yani bu kafa devam ederse dolar 50 de olacak, 100 de olacak. Bu kafa devam ederse. Ama troller neresini alacak bunun? Dolar 50 de olacak, 100 de olacak dedik diyecekler Selçuk Geçer için. Halbuki ben onu demiyorum. Bu kafa devam ederse, bu yanlışlar devam ederse, bu hatalar devam ederse, bu üretimsizlik devam ederse, bu ithal bakışı devam ederse, bu teslimiyetçilik devam ederse, bu gençlerin kaçışı devam ederse, bu orta gelir seviyesinin yok edilmesi, bilinçli bir şekilde yok edilmesi devam ederse, kaynaklar yanlış bir şekilde bir yerlere aktarılmaya devam ederse, evet, dolar 100 lirada olacak, onun da üzerine çıkacak. Bunda şaşıracak ne var? Bunda şaşıracak bir şey yok. Şaşıracağına, kızacağına bunu düzeltmeye çalış diye bunu söylüyoruz biz. Dünyadaki bütün ekonomistler aslında bunu yapmaya çalışır. Ben de onu yapıyorum. Yani biz bir şeyler olmadan önce uyarmaya çalışıyoruz. Bunda kötü olan ne var?
Şimdi tam bu noktadan devam ediyorum. Çünkü dikkat çeken ekonomi yorumlarınız zaman zaman devlet kurumlarının da radarına takılıyor. Zaman zaman değil. Cevapta lütfen bu kısmı açın, ne demek istediğinizi. Örneğin 2021 yılının Aralık ayında BDDK, Bankacılık Kanunu'nun bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususta kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan sizin hakkınızda 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunmuş. O zaman soru gelsin. Selçuk Geçer asılsız haberler mi yapıyor? Hayır. Buyurunuz. Dava açılmış mı? Hayır, dava yok. Suç duyurusu var da niye dava açılmış? Hangi bankanın itibarını zedelemişim? Hangi bankayla ilgili videolarımda herhangi bir görüş bildirmişim? Hiçbirinin cevabı yok. Zaten suç duyurusu mesnetsiz. Niye dava açmamışlar? Ben dava açsınlar diye 50 defa kendi videolarımda bas bas bağırdım. Çıktığım bütün televizyon kanallarında söyledim. Hepsinde söyledim. Dava açın. Soruşturma konusu yapıyorsunuz madem. Dava açın, davalık yapın. Ben de 20 Aralık'ı soracağım dedim. Niye dava konusu haline getirmediler? Niye açmadılar davayı? Hangi bankaymış? Bir kere onu söylesinler. Mevzumuz 20 Aralık'ta bankaların itibarı değil ki bu arada. Mevzumuz 20 Aralık gecesi ne oldu sorusu. Bununla ilgili bana dava açmayı bıraktılar da bu işe mi geçtiler? SPK bana manipülatör dedi, dava açtı. Manipülasyon yapıyorsun dedi, dava açtı. Hangi maddi gelirimi şey yaptılar, gördüler? Hangi organizasyonu yapmışım? Hangi yalan haberi yaymışım? Ben dolar 10 lira dediğimde, bana daha 10 lira olacak dediğimde bana dava açan SPK'nın davasına ben dolar 12 lirayken girdim. Neden bahsediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz kardeşim? Ve hala dava devam ediyor. Maddi bir menfaat elde edemediyse manevi bir menfaat elde etmiştir diyebilecek kadar komik sonuçlar doğuruyor o dava üstelik. Ben mi mesnetsiz haber yapıyorum? Ben mi asılsız yorum yapıyorum? BDDK'ya sesleniyorum. Dava açsınlar. Nerede dava? Ekonomi bir bilim dalı. O nedenle bugün ekonominin içinde bulunduğu bu sorunlar yumağını çözmek için önce çerçeveyi düzeltmemiz gerekiyor. Sosyal ve siyasal sorunları çözmemiz gerekiyor diyor. Tabii ki şimdiye kadar önemli tespitler ve olası senaryolar üzerinde durduk biz. Biraz da sizinle çözüm yollarını konuşalım isteriz. Soru gelsin. Türkiye bu durumdan nasıl kurtulur? Çin modeliyle. Şok olduk değil mi bir anda? Yani Çin modeliyle kasıt eğer ki ucuz işçilikse, hayır onu kastetmiyorum. Yani en son uygulayıcı olanlardan birisi olduğu için Çin modeli diyorum. Aslında 1929'da başlayan büyük bunalım öncesinde, 1928'de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı yöntemle Türkiye bu işten çok hızlı bir şekilde kurtulur. Nitekim bu yöntemi uygulayan ülkelerin başında da Norveç geliyor. Yani dünyanın en modern, en gelişmiş, en mutlu insanların yaşadığı ülkelerden birisi. Gelir seviyesi de çok yüksek olan ülkelerden birisi. Birebir bizim 1928'de uygulamaya başladığımız, aslına bakarsan Atatürk'ün mucidi olduğu o planlı karma ekonomiyi bugün devam ettirdiği için Norveç olmayı başardı. Sosyal bir devlet olmayı başardı, gelişmeyi başardı. Ben planlı karma ekonomiyi çok kısa anlatayım. Biliyorum kısa özetlemem gerekiyor çünkü. Devletin ve özel sektörün aynı anda işin içinde olduğu, stratejik alanlarda, özel sektörün gücünün yetemeyeceği alanlarda devletin işin içine girdiği ama özde planlamanın ağırlıklı olduğu bir sistemle yürüdüğünde ancak ekonomiler iyi bir seviyeye doğru yürüyebiliyorlar. Çin modeli işte bunu 1970'lerde uygulamaya başlıyor. Önce tarımla başlatıyor iş. Onun için ben hep tarımı vurguluyorum videolarımda. Onun için çiftçinin bütün borçlarını silin kardeşim diyorum. Onun için çiftçiye benzini, mazotu, elektriği, suyu bedavaya verin. Hatta insanları özendirin. Gerekiyorsa onlara toprak verin.
önce ekelim, biçelim, önce gıdamızı karşılayalım, sonrasına bakarız diyorum. Ve bunun bir sonraki adımında işte gelir dağılımı bozukluğunu hallediyorsunuz, sanayiyi ve yüksek teknolojiye geçiyorsunuz. Bunlar mucize değil, bunlar olması gerekenler zaten. Pekala Selçuk Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımızın formatı gereği bir karnemiz var. Bakalım karnemize neler yapmışız. Evet, sürenizin tamamını kullanmışsınız. Hiç süre arttırmamışsınız. Aynı zamanda pas geçtiğiniz hiçbir soru yok. Bütün sorulara yanıt vermişsiniz. Ben de tabii format gereği sormayı unuttuğumuz Cansu, 40 ekibi burası çok önemliydi. Kıymetli izleyicilerim, bir dakika bu mesajı da vermek istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Son sözlerinizi ve değerlendirmelerinizi de almak isterim. Çok güzel bir kadınsınız. Çok güzel bir annesiniz. Çok güzel ederim. Bir programcısınız. Harika insanlarla birliktesiniz. Çok teşekkür ediyorum buraya beni davet ettiğiniz için. Onur duydum. Sağ olun, eksik çok oldum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz davetimizde bizi kırmayıp icabet ettiğiniz için. Sadece söylemiştim, sözümün altında kalmayayım. Çok kısa ben de fikrimi söyleyeceğim ama yorumu açmayacağım bunu da. Bence başlıkların bazılarında eril bir dil var Selçuk Bey. O sizin bakışınız. Pekala. Siz öyle diyeyim, ben böyle diyeyim. Takdiri de izleyici versin. Çok teşekkür ediyorum. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde yeni bir 40 soruyla tekrar görüşeceğiz.